Ve canlı yayındasınız. Dedi yayında 0-1-2-4-5 sayıyor. Güzel. Şuken biraz kısayım. Evet, bir 4 dakika geç kaldım. Özür dilerim. En normal kastetten ötürüydü ama düşük kadar geç kalmadığım için mutluyum. Evet YouTube. Evet YouTube onu demeyecektim de. Of, hata yaptım. Bir dakika. Ses geliyor. Burayı kapayalım. Ha, YouTube dendi. Müziği açalım bir daha. Müziği değiştireceğim, merak etmeyin. Evet. C++'la 3D oyun motoru geliştirmeye devam edeceğimiz yeni bir canlı da hoş geldiniz. 3. canlı 2. sezonun 3. bölümü. Yalnız ben Instagram'dan duyurmayı hani vakit bulamadım, bildiğiniz. Öyle bir problem var. Onu nasıl yapalım? Hemen ben izninizle hızlıca şey yapacağım. Devam etsin. Instagram'a hızlı bir duyuru çekeyim. Çünkü vakit bulamadım bildiğinizde. Burada hatalı bir ekran göstermiş olacağız da. Neyse. Şunu halledeyim, hemen başlayacağız. Bugün yemek falan yemeyeceğim. Yemeği önceden yedim. O yüzden baş bir daha. Şimdi benim çekim yapımı göreceksiniz. Benim çekim yapmam büyük derttir bu arada. Canlılar bu kadar sıkıntılı değilim. Konu çekime geldiğinde cidden problem olabiliyor. Canlı canlı göreceksiniz. Evet. Buradan çok müzik geliyor. Kısayım şöyle. C++'da 3 boyutlu oyun motoru geliştirmeye devam edeceğimiz canlı yayın şimdi başladı. Ses ve müzik çalma sistemi üzerine çalışacağız. Hepinizi bekliyorum. Wow. Canlı yayın olunca bir anda tek de yaptım. Ses ve müzik çalma sistemi üzerine çalışacağız. Hepinizi bekliyorum. Tamam. Güzel. Canlı yayın olunca direkt tekten atıyorum yani. Normalde bir en az 3 kez çekmiştim. Hepiniz hoş geldiniz bu arada. Tamam. Hikaye attık. Haber olmayan. Yani çok Discord'ta ama gene haber olmayanlar olabilir onlar için. Şimdi hemen bu sakinleştirici müziğimize geçmeyeceğim. Bilerek. Çünkü önce neler yaptım. Ben siz yokken ne yaptım onu bir özetleyeceğim. Sonra kodlamaya başladığımızda o sakinleştirici müziğine geçebiliriz belki. Çok koşturdum. Şimdi şey yapabildim yani. Bir sakin yaşayabildim. Ben C++'a geçiyorum. Ben gene dünkü mantığa geçeceğim. Yani sadece full Discord'dan takip edeceğim bir süre. Sonra aralarda bakacağım. Chat'e öyle yaptım daha güzel. O yüzden Ahmet bana bilgi verir eğer bir sıkıntı olacağı anlayında. Sesli bir sıkıntı olmasa çok sevindim. Çünkü bugün bir arkadaşlarla görüşme yaptık. Şey için işte. Proje için. Deney mikrofona ses gelmiyor. Çok düşük. Uğraştım, düzeltemedim bir türlü. Sanırım o bilgisayardan da. İyi. Şimdi bu bir şu bir burayı bir iptal edelim. Öncelikle ben bu üzerine çalıştığım bir şeydi. Burası şu an bitmediği için hata veriyor. Bir dakika, bir build ediyorsun değil mi? Aman diyeyim, build etme gibi bir sıkıntı olmasın. Bizi uğraştırma. Aa, failed diyor. Ana başlar başlamaz. Çok iyi. Future Deleted reference function. Nerede olur? O şurada olur. O hatayı... Aa, başlar başlamaz hata aldık. Ne güzel. Ay, çok mutluyum. Daha başlar yani, daha yayına başlar başlamaz. Buna şu bir iptal, şu an buna bakmayacağız. Bizim hiç konumuz bu değil. Ben bu ayetten bakacağım. Ama hani tamam. Geçin, tamam. Şimdi ben sizden sonra Resource Manager'a çalışmaya devam ettim. Neler ekledim? Bir kere yorum ekledim. Gördüğünüz gibi çok basit yorumlar. Çok diyomu doldurmamaya çalışıyorum bu sefer. Yaptığım birkaç değişiklikten bahsedeyim. Öncelikle şunu göstereyim. Şunu geçin şimdi. Ha. Load Group diye bir fonksiyon ekledim. Bu şunu sağlıyor. Buna mesela ben 10 tane listede 10 tane dosyanın yerini veriyorum ve bu 10 tanesini direkt yüklüyor. Peki niye bunu yaptık? Ya da yüklesen olmaz derseniz şu yüzden bu asıl şu da önemli olacak. Hem toplu direkt yüklemeler için daha da önemlisi mesela elimde bir liste olacak benim. 100 tane model. Bu sahne için lazım. Yüklenecek sahne çalırken. O zaman ne yapacağız? Burada bakın multi-threading diye bir ayar var. Şu an multi-threading üzerine çalışıyordum. Daha bitmedi. O yüzden o yok. Ama bunu aktif ettiğimizde reklama geçeceğim.
Bunu aktif ettiğimizde hepsi aynı demek doğru olmaz ama hani aynı anda işlemler yaparak hepsini yükleyecek. Hepsi aynı anda yükleyemez çünkü bu kadar aynı anda çalışamıyor bilgisayarsa. Mesela benim 4 çekirdekli. Bu bilgisayar bilgisayara göre değişir ama atıyorum işte 4 çekirdek 8 thread varsa daha böyle aynı anda yapmaya çalışacak. Böyle ilerleyerek gidecek. Anlatırım tamam mesela. İlerleyecek ve işin sonunda hepsini çok daha hafif yüklemiş olacak. Bunun üzerine çalışıyorum. Grup sistemi çalışıyor bu arada. Sonra silmeyi yaptım bu arada. Zaten. Sonra VMA'yı çalıştırmayı başardım. Bunu yaparken Primitive'in kütüphane proje yapısını biraz daha iyi öğrendim. O konuda şu an çok daha iyiyim. Onu yani bakın hatta VMA şu an proje olarak burada gördüğünüz gibi. Bir C++ projesi olarak ne kadar C dosyası olsa da fark etmez. Sonra bu yeni yaptığım bir şeydi. Şimdi şunu fark ettim. Şimdi bu şekilde 3 tane fonksiyon oluyor. Bir dosyayı okuyabilmek için. Bu çok fazla. Yani çünkü böyle sürekli kopya yapıştırmaya uğraşmak istemiyorum. Sırf kısa olacak diye. Onun yerine bunları sildim. Bunları geçtik. Şunları siliyoruz. Onun yerine define'lar var. Bakın en başında şöyle göstereyim. Define. Direkt define'larla o text allocate'den çağırıyorum. Çok daha az yer kaplıyor. Daha temiz, daha iyi. Başka VRM'yi söyledim. Kod yapının üzerine çalıştım. Tabi başta söyleyemem çünkü orada çok fazla iş üzerine çalıştım. Bu arada oyun üzerine çalıştım da oyunda gittik işim kodlama değil benim. Öbür konu üzerine çalıştım. Senaryo, oyun tasarımı falan. Onun üzerine çalıştım. Bir soru gelmiş cevap verelim hemen. Dün ben yayının büyük bir kısmında yoktum da yaptığı debug log gibi bir şey miydi? Logger'ı ben yayından önce yapmıştım zaten. Hayır. Bu dosya yükleme. Yani bir dosya düzenleme yükleme denetim sistemi, kaynak denetim sistemi gibi düşünebilirsin. Dosyaları, işte obje dosyaları olsun, o olsun, bu olsun. Dosyaları yüklüyor, siliyor hafızadan. Mesela yüklediğim bir dosya varsa, atıyorum ben işte şu model dosyayı yükledim, aldım. Sonra biri geldi dedi ki, ben bu telefonu istiyorum, model dosyayı istiyorum. Bir daha bunu almaya çalışmıyorum. Daha bir tane daha yan yana koyup yer kaplamamak için. Bende var deyip bunu veriyorum. Sistem bu, temelde. Ama tabii başka yerde var. Demin anlattığım şeyler dahil olmak üzere. Şimdi bugün ama konumuz Resource Manager değil. O yüzden bunu bir kenara atıyorum. Suyumu içiyorum. Bayağı uçlamışım. Bu müzik biraz kalabalık isterseniz sonra sakinleştirici müziğimize geçeriz. Şimdi SFML müzik. Bu arada bunlar dünden kalanlar. Şöyle hepsini kapatalım. Dün yapmıştık. Google'a girelim. SFML müzik. Pardon. Sound. Arada fark var. Sound play yazıyorum. Arada fark var. Anlatacağım aradaki farkı. Geldiğimizde. Hemen burada açıklayayım. Discord'da açıklamıştım gerçi ama. Gene açıklamıştım. Niye SFML kullanıyorsun? Veya SFML nedir? Diyenler olabilir. Yani neden kendimizi OpenAI'de veya başka bir şeyle yapmıyorsun? Ses motoru denmez buna. Denebilir belki. Ses çalma sistemini. Çünkü ses çalma sistemini yapmaya hiçbir faydası yok. Ben ekstra bir şey yapmayacağım. Onun için bir şey katmayacağım. Kendimce bir tarzda bir şey yapmayacağım. Ve bu oyun motorunu bilenler bilir. 2 hafta hedefimiz var. Hatta tarihi vereyim. 12 Aralık hedef var yaklaşık. 12 Aralık değil mi? Benim ne olayım? 13 Aralık pardon. Pardon. Evet. Hayır. Evet. 12-13 Aralık tabi bitmiş olması lazım motorun. Yani o yüzden her türlü elimde fırsat geldi faydalanmalıyım. Sadece gerekli başları baştan yapmalıyım. Çünkü o zaman konunun dili bile baştan yapmaya kadar gider. Bunu baştan yapmaya gerek yok. Sizden ses çalma konusu görüm kadarıyla sıkıntılı bu arada. Mesela OpenAI bunlardan biri ama diyorlar ki OpenAI çok kötü kullanmayın. Sonra başka bir tane buluyorsun. O paralı. Sonra başka bir tane buluyorsun. 10 yıldır güncellenmemiş. Harbi sıkıntı. Ben böyle bir güvenilir bir kütüphane bulmuşken. Hani güvenilir şuradan söylüyorum. Deneniyor. Birçok kişi üzerine çalışıyor yani deniyor, geliştiriliyor. Bir de en önemlisi güncel. Ama ben açıkçası önem veriyorum biraz güncel olmasına. Üzerine uğraşıldığını gösteriyor. SFML aslında içinde birçok şeyi barındıran bir kütüphane. Bir framework diye geçiyor galiba. Framework. Yok framework de geçmez pardon bu. Bu bir medya aslında kütüphanesi. Grafik sağlıyor, ses sağlıyor. Ada ben network hiç kullanmadım. Network de varmış. Yani mesela ekran işlemleri bunu yapacağız. İşte ekran açma, ekranları, gün boyut, renk bunu hepsini SFML ile yapacağız. Mesela GLF, evet çok güzel. GLFW değil miydi? Evet, GLFW, GL,
FW, hani doğru okuyorum. Niye tuhaf geldi? Kulağıma. Mesela JFW da buna aslında benzer bir iş yapıyor ama onda ses yoktu mesela. Öyle söyleyeyim. SML de benzer bir kütüphane aslında. Şimdi. SML'in galiba bir hani benzeri STL olarak sayılır. STL miydi? SDA miydi? Onu hiç kullanmadım da. SDL mi? İki de tek. Aynen STL. Onda ses var mı bilmiyorum da bu STL ile SML'i çok karşılaştırdığını biliyorum. Şimdi şuradan learn diyelim, tutorials. Bizim grafik modülü bir işimiz yok. Biz iki boyutlu çizim yapmayacağız. Belki sadece şey kullanabilirim grafik modülünde. O da belki arayüz sistemi. Ona bakacağım. Belki başka bir şey yaparım. Yani o şu an konumuz değil. Ha. Bizim konumuz burada. Şimdi ses ve müziğin farkından bahsedeyim. Arada bir fark şu. Bunu SML bu arada tanımlamış. Ama böyle bir fark ses müzik olması diye var. Şimdi sizin bir ses dosyasını diyelim. Müzik bir ses dosyası. Çalmanın iki yolu vardır. Bir. Çalarken dosyayı açıp mesela şöyle yaparsın. Dosyanın ben nasıl anlatayım? Şuna benzetiyorum. Şişem var değil mi? Burada benim mesela suyum var. Damacanam var. Doldurdum. İçiyorum. İçtim. Bir daha dolduruyorum. Bir daha içtim. Yani elimdeki bir kutu buffer gibi düşünün. 5 saniyelik ses dosyasını yüklüyorum. Çalıyorum. Sonra bite yaklaştı. Bir daha 5 saniyesi yüklüyorum. Sonra bu bittiğinde bunu atıyorum. Çalmaya devam ediyorum. Bu müziklerde kullanılan bir şeydir. Çünkü müzik dosyaları daha büyük olur. Atıyorum 5 dakika. 5 dakika vakit alır. Parça parça. Ama mesela ses efektleri, yani kısa süren sesler 5-10 saniye ufaktır. Onları yani Adblocker kurmayayım dedim ama galiba içinden kurmam gerekecek bu gidişle. Metecan önerisiydi. Yani mesela onların şey sığdıram. Onlar mesela şey dolduramazlar. Atıyorum şu an bu ses şeyi dolmamış bile. Ben bunu içip bitirebilirim. Bir daha doldurmama gerek yok. Yani bunun için sürahi almama gerek yok. Çünkü sürahinin içinde bundan daha fazla su yok. Biraz tuhaf bir örnek oldu da umarım daha anlaşılır olmuştur. Fark bu aradaki. Burada ses dediği bu bir anda yükleme müzikte parça parça yüklemeyi tekabül ediyor. Ama sizin mantıkları aynı bu arada neredeyse. Yani kullanım mantıkları, çalışma mantıkları değil. SML'de sadece şey farkı var. At farkı var. Onu söyleyebilirim yani. Birini attıktan sonra diğeri de kafadan geliyor. Sürekli susadım yani gerçekten. Bir çeşit hemen bakıp çıkacağım. Var mı öyle bir şey diye. Ahmet Zar da kendi koşulunu merak ediyorum. Ha. Güzel. Arada bir sohbet var. Güzel. Ekstradan bir soru gelmiş. Java'ya oyun geliştirirken Java açılımı bilmiyorum. JWJLGL'i kullandım. Hatta önce ikisi konusunda üçüne geçtim. Öbürünü kullanmadım ekstrem. Başka soru var mı acaba? Ha tamam. Bir şey yok. Yani sohbete bakıyorum orada. Normalde Ahmet bana tüm soruları veriyor da ne konuştuğunu bilmek hani o an belki benim daha yapabileceğim bir konudur diye barda bakıyorum. Şimdi burada bir kere biz öncelikle ses dosyası oo ben bir şeyi unuttum. Neyse hadi tamam. Kullanmalık bir ses dosyası bulacaktım buna. Neyse bulurum bir şey. Onu rica ederim. Sıkıntı yok. Çok sıcak farkındayım. Çok sıcak. Çok koştum. Acele evde içerisinde. Tamam şimdi öncelikle bizim bir ses dosyasının resource yükleme ihtiyacı var. Bunu yapalım nasıldı? Başlayalım. Şimdi bu arada Ahmet bana cevaplı yazarsın. Bu müzik mi daha güzel yoksa böyle sakin bir müziğe geçelim. Siz karar verin ona. Ama ben NCS ve bu şeyden şu an çıkmam. Yani şimdilik en azından. Sanki müzik dışına şu an çıkmam. Şimdi Resource'e şunun aynısını ekleyeceğiz. Sadece tabii adları farklı olacak. Uyumu da yapmak için veri yapılarına hakim olmak gerekir mi? Veri yapılarından kastın şöyle. Eğer veri yapılarından kastın bir dakika. Anladığım şey ise doğru anlamış olayım da. Gerekir.
Ben iki açıdan düşündüm. O niye düşündüm söyleyeyim. Birinci düşündüğüm açı şu. Veri yapıları derken mesela SQL, MySQL veri tabanları gerçi ama belki o kastetmiştir diye. Onlara fazla hakim olmaya gerek olmaz. Öyle söyleyeyim o tarz şeyler. Ama hani veri yapısı dediğin zaman int, string, class'lar, struct. Gerçi ona struct, class çok giren bilmiyorum da. C için konuşuyorum. C++'da aynı şey zaten. Onlara hakim olman lazım bir noktada. Onlar aslında herhangi bir programlama için aslında hakim olman gerekiyor. Aşırı basit bir şey yapmadığın sürece. Lofi açmam. Çünkü onların telif hakkında emin olamıyorum. Öyle söyleyeyim Orun. Sakine geçeyim değil mi? Bence de. Bu bir yoksa baş ağrıtır. Giriş için güzel heyecan vericiydi. Devamına daha şöyle sakin. Klasik bizim müziğimiz zaten. Tamam. Sağ ol. Şimdi evet. Text resource değil. Standard resource yapacağız bunu. String object data ne olacak bakalım? Yani şey neydi? Öncelikle SML audio'yu ekleyeceğiz. Bu arada hadi hepimiz dua ediyoruz. Problem çıkmasın. Çünkü bu da çıkma o zaman problem biliyorum. Eğer çıkarsa hiç iyi olmaz. Çözeriz de. Kütüphaneye ilgili bir konu. Ya çok uğraşırız ya. Buffer yükleyebiliyormuşuz böyle. Bakın buffer'ı. Sonra buffer'dan sound. Burası o zaman acaba sound'u mu saklamak daha mantıklı? Buffer'ı mı? Bakalım. Sound'u yok edemezsin diyor. O zaman sound'u saklamam daha mantıklı değil mi buffer'la beraber aslında? Ben bunu yapar yani deneyelim. Çıkacak sorunlara karşı şey yaparız. Onu da şöyle yaparız. Buffer'ı private'e koyacağım. Buraya değil tabii. Buffer'ı private'e Sound'u da şeye. Data yerine. Bundan yok edilmemiz gerekiyormuş çalabilmesi için. Zaten biz bunları resource'te referans olarak tuttuğumuz için hafızada kalacak. Yani o yüzden gerek olacağını düşünmüyorum. Ha, bir dakika. Olmaz ki. Böyle olmaz. Ben bir aynı sesi 2-3 kez çalmak istersem üstümden bir ses efektini bu mantıkta o işe yaramıyor. Benim buffer saklamam lazım data olarak. O sound'u çalarken oluşturacağım. Tamam. Evet, okey. Tamam. Böyle yapacağız. Şimdi önce çok korktuğumu belirtmek isterim. Şu yani şöyle bir dakika seni bir boş olarak yazalım. İnşallah Allah kütüphaneye düştüğüm sıkıntı çıkmaz. Uğraşırız yani çözeriz de cidden uğraşırız. Ben bugün öyle şeyler değil bugün böyle güzel güzel kodumuz yazmak istiyorum. Biraz böyle hani eğlenceli denmez bana ama hani eğlenceli. Bence eğlenceli bana göre eğlenceli ama sizi diğer genel insana göre nasıl bilmiyorum. Kodlamayı çok sıkıcı bulanlar da var. Ama ben de onların bazı sıkıcı buluyorum. Sonuçta renkler ve zevkler. Bakıldığı zaman. Sound resource load from file. Bu şimdi böyle boş boş kalsın. Bir false döndürdüm şuraya. Boş boş kalsın bu. Çünkü şu an onun için yazmadan önce bunu direkt bu halde denemek istiyorum. Kütüphane runtime sorun çıkaracak. Runtime sorun şu demek. Kod çalışırken kapanması. Compile hatası ben burada build derken şurada gördüğünüz yazılar akarken yani uzun uzun. Compile orada bir hata çıkarsa o compile hatası oluyor. Çalışırken bir hata çıkarsa runtime hatası. Runtime hataları yani ben runtime hataları keşfetmesi bir tık daha zordur. Bir de özellikle eğer böyle hani Visual Studio gibi ona özel araçta debug araçlara sahip olmayan bir şey kullanıyorsanız yani GDB falan var ama onunla bile bence zor. Hani Visual Studio bu konuda çok daha fazla bilgi veriyor bence. Ben çalıştım uzun süre onlarla. Visual Studio kodda, for kodda biliyorum çünkü oradan. Hem imkansız değil bu arada. Hani tarzınızla biraz alakalı bir durum. Ne yapacaktım? Şey ekleyecektim. Şurada Resource Library'i değiştireceğiz zaten. Bunu artık biliyoruz. Sadece şuna şimdi bir hani yeni bir nasıl diyeyim veri tip eklemenin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Bu arada bugün Unicode konusunda çok çalıştım. Onu söylemeyi unuttum ama çözemedim. Bu kadar zor olacağını tahmin etmemiştim Unicode'un. Ankara'da ona bir ayrı efor gerekiyor. Çünkü şey cross platform konusunda problem çıkıyor anladığım kadarıyla.
Bu bir sorun değil bu arada. Yani şey sağlanır. Tabii de her şey tüm sistemle uyumlu olmayacak. Bunlara daha karşılaşacağız da. Yani onun için iyi bir yapı kurmak lazım. O açıdan söyledim. Benim o zaman ona vaktim yoktu. O yüzden ona daha bakmadım ama bakacağım onun sonrasında. Çözerim yani, o sıkıntı yok. Burada şimdi text aggregate yaptığımız gibi sound research aggregate oluşturacağız. Ben buna hemen bir yazı yazmam lazım. Dakika, kusura bakmayın. Hızlıca yazacağım iki kelime. Tamam. Tamam benim sound resource. Burayı da sound resource yapacağız. Yani ses. Müziği yapması bunun ondan sonra bir tık daha kolay olacak bu arada. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Başka bir şey gerekmiyor burada. Harika bir şu gerek sadece. Harika. Cidden çok böyle, bu ne denir? Compact mı? Yani compact denmez gerçi. Kolay kullanılabilir bir sistem tasarlamacı. Benim öncekinde bir red beklemek resmen ayrı bir işti. Şu an bu kadar kolay. Güzel bir yapı yapmışız dün. Yani dünkü o uğraştığımız hiçbir şekilde boşa gitmemiş. Onu rahatlıkla söyleyebilirim yani. Bir de şunları ekleyeceğim. Buradan kopya yapıştır. Bunda bir şey yok yani. Ekstra çok bir kod yazmıyoruz. Daha dediğim gibi bu 2 hafta içerisinde amaç motoru bitirmek. Diyelim ki o bu amaç gerçekleşti. Ki umarım gerçekleşmesi lazım. O zaman yayınlar ne olacak derseniz, o zaman haftalık yayın, günlük yayınlar gelmeyi muhtemelen bırakır. Ama bu yeniden bırakacağım da gelmiyor. Ben çünkü o zaman o yüzden çalışmaya başlayacağım ama yani bu süre zarfında şey de yaparım. Aynı zamanda arada motorla da çalışırım. Onu bize haftada 2-3 yayın, 2 günde bir yayın yaparız. Ben motorda sadece sizinle beraber çalışırım. O zaman o yüzden çalışırım gibi yani. Yani yayınları siz tabi istemediğiniz sürece, çok büyük sorun olduğu sürece yayını bırakmayı planlamıyorum. En azından bir süre daha. Veya bıraksam bu sefer haber veririm yani. Uzun süre yokum, haberiniz olsun derim bu sefer. Su hızı bitti müzik örneği verirken. Şimdi burada benim bir tık endişe ettiğim şeyi yaşayacağız. Ama onun için bir ses dosyasına ihtiyacımız var. Audacity bende yok. Kurmamışım. Güzel. O zaman bir dakika. Sizin bir sorunuz varsa chat'ten falan hızlıca sorun. Ben hemen hızlıca Audacity kuracağım. Bir ses kaydı yapalım kullanmak için. Bakayım işte bu esnada ben de. Normal bakmam biliyorsunuz. Ben bakacağım. Şimdi şey yapacağım. Açacağım ekranı. Yani bir örnek ses tutuna ihtiyacımız var çünkü. Şey için. Testler için. İnternetten bir şey demektense saf bizim her formatta kaydedebiliyoruz bir şey olsun. Zaten SML MP3'ü desteklemiyor lisans hataları yüzünden. Ve her türlü MP3 kullanamayız. Kırılıyor. Bir soru gördüm. Abi söylediğimi hatırlayanlar var. Çok teşekkür ederim. O motorik tecrübem var mı? Bana dendi mi? Onu takip etmedim ama bana dense var. Ama çok yok. Yani Unity'de çok basit oyundan yapmışlığım var. Unreal Engine kullanmışlığım da var ama hani daha fazlası yok, öyle söyleyeyim. Tamam, kurdum, hemen açıyorum, devam ederim. Ekran gelmiş olmalı. Sonuçta yazarsınız zaten.
Ben yine Discord moduna geçiyorum. Tamam. Ne diyelim? Tabii aynı kaydedeceğini farz ediyoruz. Şu an YouTube'da canlı yayındayız ve SML üzerinden ses sistemi üzerine çalışıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi bu arada arttıralım, mikrofon az çekiyor çünkü şey sesi. OBS'i de arttırıyorum. Şunu arttıralım da. Çok oldu. Şu an YouTube'da canlı yayındayız ve SML üzerinden... Güzel. Şunu hemen şey yapayım, hemen çalsın biz çalmak istiyorum. Bunu sen de testlerimizi yaparız. Export. WAV olsun, şu an format önemli değil. Şurada gene resim için atacağım. Resim bu arada debug değil de şu game için almanın yollarını arıyorum. Onu bulabilirsem daha bu rest sistemi falan daha bir gelişmiş olacak. Yani şurada olmasındansa daha orada olması, mesela sistemin otomatik oraya taşıması belki iyi bir artı olur aslında. İşte iyi bir artı olur. Test nokta wav. Tamam, bunu kaydettik. Güzel. Kodlamaya devam edebiliriz. Şimdi hemen şurada application'a geliyorum. Şunları bir ben kapatayım. Benim ayrı çalışmalarım şu an gerek yok. Load sound resource text nokta wav. Evet. Bir build edelim bakalım var mı herhangi bir hata. Failed dedi. Nedir? Cannot convert sound buffer to basic. Ha şura. Tamam. Bu hani hatırlarsanız şey, hiç bu yüzden çalışmıyordum. Bana bakacaktım da şey de hatırlarsanız işte direkt sound resource yazdığında otomatik olarak onu mesela datayı yollayacak falan diyor. Şu an bir bu. Ama çözdük yani sorunu da çözdük öyle söyleyeyim. Sonra uyarı da bakmak lazım bir ara. Şimdi çalışırken hata alırsak sıkıntı. Almazsak bu işi çalarız. Her şey bu ana bağlı. Yani bu an aşırı önemli. Öyle söyleyeyim. O yüzden şey. Bunu sırf bu an müzik açacağım. Durun ya. Tamam. Hadi. Bakamayacağım. Yükleyemedi. Kastım hata bu değildi. Ama yüklenmemesi ne alakam? Ha normal yememesi pardon. Çok normal. Aa. Olmadı mı sorun? Bir dakika. Hadi ya. İyiymiş. Yaptım o zaman benim tamam. Güzelmiş. Sevdim bunu. Bir de şunu deneyelim. Eğer bunda sıkıntı çıkmazsa bu iş tamamdır. Sonrası yapılır öyle böyle bir şekilde. Zorlansak da çözülür yani hepsi. Hani burada hata verme. Senden daha bir şey istemiyorum. Bunu dönmemiz lazım burada. O yüzden hata verdi bu arada. Hadi. Verme hata. Senden biz chat olarak bir şey istemiyoruz daha. Eyvah. Eyvah. Değil. Heh tamam. Kitleriz dandım bir an. Güzel. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ben o sorunla tam 4 saat uğraştım geçen. O yüzden bu kadar korkuyordum. Chatte bayağı bir muhabbet dönüyor bu arada. Biz yine sakin şimdi dönelim. Tamam, gelelim aksiyon. Daha sonra şimdi bu yüklemeyi yaptık bu arada. Bu yüklemede şöyle bir konu var yalnız. Yüklerken şu başına şu demin vardı ya şöyle yaptığımızda bu yüklenmediği anlamına geliyor. O zaman bir şey yapabilirim. Ne yapabilirim? False döndürebilirim. Bir hata olduğunu belirtmek için ve şurada bu hatayı vermek gerekiyor aslında şu hatayı vermeme.
Buna da gerek yok aslında. Çünkü sen resource manager kendi veriyor. Bu gereksiz. False döndürmesi yeterli. Aynı şekilde bunu da false döndürmesi yeterli. Bakalım false döndürecek mi? Döndürmedi. Güzel. Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Nerede? Bu değil. Bu. Bir tane örnek olması için sadece ses sound'u burada bunu yapamayız. Bu tamamen burada yapmamız gereken bir şey ama anlatırım sebebi şimdi. Öncelikle burada bir yapacağım. Çalıyor mu onu anlamak istiyorum. Tanıtalım diyelim. Amacım çaldığına emin olmak. Sonra bunu sisteme de oturacağız. Yani bunun için işte bir klas hazırlayacağız falan filan. Ama bu da hani daha şimdiden çalmak başarıdır. Öyle söyleyeyim. Şu an YouTube'da canlı yayındayız ve SML üzerinden ses sistemi üzerine çalışıyoruz. Hadi bakalım. Çalışıyor. Güzel. Güzel. Ve o zaman hemen bir su alıp geliyorum. Bir dakikaya. Şu çok susadım. Ama sen şey yaparsın. Bilgi verirsin. Sorumlusu eğer. Çok uzun sürmeyecek. Hemen geliyorum. Evet geldim. Devam edelim. Otuz kişiye ulaştık. Güzelmiş bu arada. Ben size bakmıyorum da. Anlamadım ben muhabbeti. Benle ilgili galiba. Anlayan bana açıklar sonrasında. Kim kodda bulmak istemiyorum. Önemli bir şey olsa anlatmaz zaten. Demek önemli bir şey değil. Şimdi devam edelim koda. Şimdi çaldın kaldık. Bu çok iyi bir şey. Tamam fakat bu sound'u burada oluşturamayız. Böyle bir durum var. Çünkü neden diyeceksiniz? Şimdi bu sound'u burada oluşturduğumuzu da bir tane sound olduğu için iki kere play that, en azından ben öyle olduğumu tahmin ediyorum bu arada. Buna gibi bir bilgi yok. Umarım öyledir.
İki kere üst üste play play yaptığımızda arada da iki kere ses muhtemelen çalmaz diye tahmin ediyorum. Bir daha play yaptı başa atıyordur yüksek ihtimalle. Hani öyle bir destek yaptıklarını düşünmüyorum. Çünkü öyle yani bahsetmiş sanki bir taneymiş gibi. O sebepten ötürü bunu bizim ses çalmasını oluşturmamız lazım. Buraya da sound diye bir şey mi açsak? Sound'a mı ne yapılabilir sound diye düşünüyorum. Açsam bile. Açayım sonra değiştirilir. Audio diye aç. Gerçi audio açabilirim daha genel olur. Hani sound ve müzik diyeceğiz ya çünkü bir de. Sound ve müzik diye. Monitörde kullanıyor musun? Resource Manager'da yükleme için kulağım üzerine çalışıyorum kullanacağım. Sonrasında kullanacak. Şu an yok ama. Ses için soruyorsan da SML kendi destekliyor. Bizim şey yapmamız gerek o konuda. Onu söyleyebilirim. Çok su içiyorum diyeceksiniz de her bir şey yaptım. Dün bugün yani. Şimdi buraya create new item. Çünkü bu sound'u başka nereye koyacağımı bulamadım. Varsa bir fikriniz kursak lütfen söyleyin. Şu an sound manager diye hatta class diye onu kendi açtım beni uğraştırmasın hiç. Ben bir müziği değiştireceğim bu arada. Enerji lazım biraz çünkü rahatsız olmasa söylesin. Şey yaparız da geri alırız. Şimdi bizim bir header paketimiz var hatırlarsınız. Core ve application oluşturuyor. Onu paket olarak alıyoruz. Zaten Sound Manager'ı buraya açmış tabii ki. Hemen şuraya alalım şunları. Namespace forcheck diyelim yani motorumuzun namespace'i. Tamam hallederim ben bunu. Kapalı başlığını düzeliyor bir suyu. Devam edelim. Arada çok mesaj geliyor bana. Çok işle uğraştığım için. Şimdi burada Sound Manager'da header eklediğimizde bu Sound Manager'a stick olacak. Aynı şey gibi. Resource Manager gibi. Manager'ların çoğu zaten şey olacak. Stick olacak. Direkt otomatik olarak yani. Şimdi burada bir init tane var mı düşünüyorum. Init bir şey var mı diye initlik. Init. Olabilir. Bulunsun. Zararı dokunmaz. Sileriz sonra. Void init yazıyorum. Buraya da hemen ekliyorum aynı şekilde. Sound Manager init. Şimdi yapıyı düşünüyorum. Bu soundları bir çalma isteği geldiği zaman bu soundları oluşturup şey yapabiliriz mesela. Ondan gidebiliriz. Ama sonra o sound nasıl erişeceğiz? Sound resource'u o zaman bir de sound resource'u yanında bir sound diye bir sınıf. Evet. Sound resource'u yanında sound olacak. Aradaki fark ne derseniz de sound bizim hani geliştirici olarak bunu takip etmemizi sağlayacak. Ben onu struct yapabiliriz. Onun için öyle class yapalım vazgeçtim. Bu farkları yok da hani herkesin bu kendi amaç kurdu. Ben struct'ı böyle daha çok genellikle fonksiyonsu veya fonksiyonu aşırı az şeyler kullanıyorum. Class'ı da fonksiyon şeylerdi. Ama bu doğrusu yok yani. Öyle söyleyeyim. İşten kişiye göre tamamen değişiyor. Sound public olacak. Ha farkları var bu arada. Struct'ta otomatik olarak public oluyor her şey. Class'ta private. Öyle bir fark var. Default ama yani bir o var benim de. Bir belki bir ufak fark daha vardır. Struct aslında C'den gelme o yüzden. C++'da bulunuyor. C++'da C desteklenmesi için nasıl biz şeyi kullandık. Veremeyi onun gibi. C++ ilginç de güzel bir dil. Şimdi burada ne tutacağız? 1. Sound resource'un referansı tutacağız. Ref sound resource şunu düşündüm. Burada
Bir source eklememiz lazım. Ben burada bunu sip nereye açıyorum? Ben header'ı açmıyorum ki. Header açmam lazım. Ben bu işte bir tuhaflık var. Evet, bu işte bir tuhaflık var. Böyle namespace açmamış. Buraya hemen namespace açalım bir tane. For boost diye. İlla bir süreç bir daha kapatıp açacağım değil mi? Neyse. Yaparız. Güzel renkli görelim. Gözümüz görünsün yani. Gözümüz görsün. Metecan teşekkür ederim. İyi gidiyor. Metecan şey. Fontu büyük diyen onu anlamadım. Onu başında şey galiba sen yoktun. Şimdi ben o telif sizi anlayın. Ben telif hakkında emin olamıyorum. O yüzden şu an bildiğimden dışarı çıkmıyorum ama telif hakkını hallettim yani emin olduğum şeylerden böyle kaynaklar bulduğumda veya belki ileride aldığımda size anla bilmiyorum. Hani hallettim de yani o tarz çeşitlere gideceğiz. Metecan. Sonra sıkıntı olabiliyor çünkü. Şimdi burada resource ekleyeceğiz. Resources. Burada neyse ki bir tane class ekliyoruz. Bu güzel oldu. Bir tane uzaktan bu. Sound resource olacak bu. Şimdi sound'u oluştururken sound'u kullanıcı oluşturmayacak. Sound manager oluşacak zaten. Sound'u oluştururken bir kere sound resource'u vermesi lazım. Şimdi bir soru size. Sound resource'u mu alacağız? Yoksa adını mı alacağız? Resource daha iyi olur galiba. Şimdi adıyla yaparız ama resource yaptığımız hani biz de resource vermek istersek o zaman bunu destekler yapı. Kaç bunu hayatı desteğini biz sağlarız. Ha o zaman bu nasıl yükleneceğini kontrol edem olmaz pardon yazılı olmaz ki. Yo olur gerçi niye olmaz. Sadece her şeyi oluşturduğumuzda, sound oluşturduğumuzda veride, veri datının listesinde bir arama yapması gerekir. Şöyle bir tarama var mı? Bu çok uzun bir tarama değil. Zaten kaç tane, hani 1000 tane ses bile olsa ki 1000 tanesi aynı anda yüklü olmaz. Ama diyelim ki yüklü, o bile hani öyle fark edecek bir şey bence yaratmaz yani. Biz bunu şimdilik altla yapalım. Bence. Ya da İki türlü yapalım ya böyle düşünmeye gerek yok. Bir öncelikle source'la yapalım bir. Source, sound, source. Bunu niye bu kadar düşündüm derseniz bu arada. Çünkü her referans, ben mesela şuraya referans geçirdiğimde yeni bir referans oluşturulmuş oluyor. Yani kopya oluşturma işlemleri yapıyorum. Bunu referans bu arada iki referans kafanız kaçacak farkındayım. Buradaki ref şey PTR'ı temsil ediyor. Buradaki referans başka bir şey. Ama şimdi aşırı teknik konu. Onlara girmek istemiyorum. Sound referans bir kere alacağız. Başka bilgi almamıza gerek var mı? ID alabiliriz. Gerekiyorsa eğer. Düşünüyorum. ID'ye gerek yok. ID'ye gerek yok. Açık ID'yi. Bu böyle kalsın şimdilik. Sonra bunu şuraya Sound Manager'a alalım. Sound. Gördüm. Tamam Demet. Sen sonrasında bir konuşalım. Neden Windows? Bunu açıklamıştım daha önce size de. Bir kere yayın falan yapıyorsanız Windows bence hani Linux'tan daha iyi, macOS'tan daha iyi, Mac'ten veya. Sonrasında şöyle bir konu da var aynı zamanda. Benim alışık olduğum işlem sistemi Windows. Ki C++ konusunda iyi araçlara sahip Microsoft yani Visual Studio sayesinde. Ana oyun, ana oda Windows'a bu demek değil ki Linux'a ve macOS'a çıkmayacak. Çıkacak tabii ki de. Onları portlayacağım, onları uygun hale getireceğim. Portlamak denmez ona. Uygun hale getireceğim onları.
Ama sonuç itibariyle günlük kullandığım şey Windows. Bir tek ben sadece kodlama yapmıyorum. İşte birçok program var. Evet, bunların mektep yaşlı çalışma yolları var ama yani böyle böyle yollar. Windows hepsini destekliyor direkt. Genellikle en azından destekliyor olabiliyor. En temel örnek SolidWorks mesela. SolidWorks, MacOS, Mac'te yoktu en son baktığımda. Gelmediyse eğer. Örnek veriyorum yani. Linux derseniz, Linux'ta Windows program çalışmanın yolu var biliyorum ama kötü diyenler var, iyi diyenler var. Bir de yani hiç mesela Ubuntu'yu böyle deneme şansım olmadı ama deneyim kadarıyla bir çok da bilemiyorum yani gündelik bilgisayar kullanır mıyım? Gereksiz bilgisayar kullanırım ama gündelik bilgisayarla geçmişte falan aynı olduğu için benim bilemiyorum. İleride belki şirkette ayrı bir bilgisayar falan olursa onunla Linux olabilir mesela. Ama Windows çok onu daha büyük rahatlık sağlıyor, onu söyleyebilirim yani. Benim görüş tabi bu. Projemi lisansı şu an yok. Çünkü projeyi de bir yerde paylaşmayacağım. Paylaşacağım zaman bakarız lisansı ne olacağına. Burada Sound'un Sound Resource'unu SD, direkt Sound Resource yapabilir miyim acaba yoksa yani şöyle. Şu an burada yani tehlikeler dolu, bilmediğim sularda yüzüyorum. Şimdi SD Move'u onu sahiplerine alacağım. Yani o bağlantıyı alacağım ama referans olacağım, bu sıkıntı olabilir mi acaba? Bunu referanssız mı yapsak önce? Sonra referans deneriz acaba sıkıntı oluyor mu diye. Bu referans kalsın bir ilk olarak. Bunu alıp şeye atacak kendi hafızasına. Şimdi Sound Manager'ında Private veya yok public olsun fark etmez. Kullanmak isteyen kullansın. Stick Void Create Sound. Burada ne alacağız? String Soundpad mesela. Tabii bu sound bunda da resource alabiliriz. Bakın bunda da resource alabiliriz. Neden öyle yaptığımı anlatacağım. Bak şimdi ne yapıyorum. Öncelikle burada sound resource alacağız. Burada da const ile std string sound pad'i alacağım. Ama bu buna bağlantı olacak. Nasıl yeneceksin anlayacaksınız. Ben göstereceğim onu. Bir koda geçelim. Of, yorgunluk çöktü bir anda. Huuu. Fena yorgunluk çöktü. Oo. Ha. O yüzden müzikleştirdim zaten. Biraz uykum açılsın diye. Bunları hemen bu şekilde altlara alalım. Yani tamamlamalarında Sound Manager olacak bunlar. Şimdi üstteki ne istiyor? Sound Resource. Alttaki istiyor pad. Peki matematik problemi gibi aslında. Biz pad'den sound'a erişebilir miyiz? Evet. Ne yapacağız? Erişeceğiz. Buradan Forpus Resource Manager'ı alıyorum. Header'a lazım olması için şimdilik burada alıyorum. Header'a lazım olduğunu oraya aktarırız. Ama lazım olmayan durumlarda burada olması daha iyi diye okudum en azından. Stikler gidecek. Create Sound Resource Manager. Şimdi şunu yapacağız. Sound Manager Create Sound. Aynı ama bu sefer içini şöyle bir şekilde. Resource Manager pardon. Şey direkt load sound resource'u define yapmıştık ya. Sound resource. Bu işi kafası karışmış. Yani bir daha mücdesi bir daha yüklemeyeceğiz. Bakın biz resource manager bu yüzden yap. Böyle olduğunda böyle yaptığımda işte o sistem o yüzden var. Sound manager diyecek ki ben şey resource manager bende var zaten bu. Al hiç yüklemiyorum diyecek. Mevzu bu aslında. Bu yüzden bunu yapıyoruz.
Bir şey yazmam gerekti. Peki sorunu anlamadım. Bu çalan müzik başka bir şey. Yok Arda, bizim daha fazla şey olur. Daha bu kadar değildi. Şu an çok daha iyi bir ilgi var. Bir dakika benim şu çifti. Şimdi devam edelim. Arda bazı şeyleri ilgilenmem gerekiyor. Moderatörlerine kadar, moderatörümüz daha doğrusu. Yani Ferhat da iş yapıyor da Ahmet Başbuğ bayağı iyi uğraşıyor her şeyle. Discord dahil olmak üzere. O hallediyor çoğu şey ama bazen bir bakmam gerekebiliyor. Şimdi ne yapıyordum ben buraya? Şeyden, tamam. Load. Şimdi ikisi Ferhat bir şey yazdı da ben orada kafam karıştı, o yüzden söyledim. Kötü anda söylemedim. Buradan datayı alacağız. Datayı. Pardon, devam edeceğiz. Direkt sana bir soru vereceğiz. Bir dakika şimdi. Yorgun olunca ufak bir tıkanma yaşadım, yalan yok. Ha, load sound resource intime döndürüyor. Niye? Ne alaka? Öyle bir şey olmamalıydı. Sound resource, load sound resource int döndürüyor, mantıklı. Doğru. Şöyle yapacağız o zaman. Ha, tamam. Bir dakika, çok mantıklı bir nokta yaparak bastı şu an Visual Studio. Soru gelmiş, şimdi Ahmet yazıp bakayım. Craft oyun motoruna C++ kullanıyor ama motoru basit kullanırsa... Şöyle, bu dediğin şey script dili oluyor. Şimdi motoru ben yaptığım için script dili koyacak mıyım bilmiyorum. Koyarsam o C# olmaz gibi duruyor. Belki Lua olabilir veya onun gibi bir şey. Yani C# olabilir tabii, şimdi kesinlikle konuşmuyorum ama Lua'yı koymak bir tık daha kolay bu konuda. Çünkü C# nasıl hani Mac'te falan çalıştırırım bilmiyorum. Unity yapıyordu, Unity muhtemelen ayrı bir yapıyla yapıyor. Belki bir yolu vardır, bakmadım, emin değilim. Şu an öylesine konuşuyorum, yani tahminler konuşuyorum. Ama hani benim oyun onun olduğu için bir script diline ihtiyaç duyar mıyım bilmiyorum. Compile'den vakit kazanmak için belki duyabilirim en fazla. Şimdi buradaki sıkıntı şu, hatırlarsın load fonksiyonu int döndürüyordu. Yani data id'sini döndürüyordu. Burada onun problemini yaşatıyor bize. Öyle kalsın. Bir dakika. Öyle kalması daha mantıklı. Niye diyeceksiniz? Gereksiz yere referans oluşturmaya gerek yok. Bazen belki sana yükleme isteyeceğiz. Hani bunu yükle deyip almayacağız. O yüzden get sound resource'u çalıştırırız. Bir şey olmaz ya. Düşününce yani kolaylık önemli, tamam. Ama bazı noktalarda bence şey daha çok önemli. Performans. Memory iyi tutulması falan yani. Bakın şimdi hatasız bu arada. Bundan bunu çağırıyoruz aslında. Şimdi bu ne yapacak peki? Bu da şunu yapacak. Bunu referans mı yapsam, scope mu? Düşünelim. Gerekirse pointer olacak, onu söyleyebilirim. Scope yapıp pointerlerle herkes dağıtabilirim ama bu aslında pek hani çok kullanın yani bence mantıklı. Bence mantıklı. Çünkü biz ona işlev yaptığımız aslında. O mantıklı. Düşündüm, karar verdim. En mantıklısı bence o. Scope yapmak. Tabii şimdi scope yaptığımız için başımıza gelmeyen hata kalmayacak da hallederiz. Şimdi bunları bir vektör tutacağız. STD vector scope sound
Sound diyelim şuna. Şu yapalım, müzik yapmak çok daha kısa iş bu arada, merak etmeyin. Müzik bunu çünkü adını değiştirmiş hali. Ya o da iş ama hani onun çok bir mantıksal farkı yok. O açıdan büyük sıkıntı değil. Scope, sound, sound, create, scope. Bunu ne biliyorsun? Bunu dün anlatmıştım zaten. Anlatsayı bir çok anlatmamaya dikkat ediyorum. Ama siz sorarsanız anlatırım bu arada. Ben bunu anlamadım değil. Anlatsam gene anlatırım ama. Kendim anlatırken bir daha yapmamı tercih ediyorum ki sıkmayayım sizi. Size anlattığım şeylerle. Ama tabii anlamayan varsa lütfen söylesin, anlatırım. Hiç sıkıntı yok. İletir anlatırım. Bir sıkıntı yok o konuda. Burada sound resource'u vereceğiz buna. Bunu oluşturacak, sonra bunu vektöre vereceğiz. Push back'le. Pardon, emplace back'le. Bu arada smart point'ı da biraz daha anladım artık. Nedir ne değildir, nasıl kullanılır. Daha böyle yakınım yani onlara. Hissediyorum. O kadar sıkıntı yaşamıyorum. Hatta çok nadir artık böyle ciddi çözülmez. Tabi bu tecrübeyle alakalı. Çok deli görünce artık çözümüdür, nedir, ne değildir, neden sıkıntı oluyor. Bunu daha iyi anlıyorsunuz bir noktadan sonra. Nedir? Bu kadar deyip data almam. Hava attım o kadar. Ha, statik değil, tamam. Aa dedim, bu kadar hava attıktan sonra başlıyor smart point ile 40 saat uğraşma maceramız. Neyse ki başlamadım. Sound manager diyorum buna. Tamam. Güzel. Bunu bir şu hale deneyelim. Bu arada sound manager yapmışken hemen forbes ekleyelim. Şu an orada değiliz bu arada. Yani bu şu an burada yapmış bir işlevi yok. Şu yüzden biz hala testleri motorda yapıyoruz, application'da. Oyuna geçmedik. Onu layer sistemi yaptığımda geçeceğim oraya. Layer event sistemi yaptığımda onları muhtemelen ayrıyetten yaparım. Layer sistemi belki de, event sistemi ayrıyetten yaparım. Çünkü uğraşacak bir şey biraz. Onunla çok böyle yani gömülme okuma sorunları sizi uğraştırmak, daha sonra sıkmak, boğmak istemiyorum. Gerek yok. Ama biz yine de ekleyelim, sonra ah şimdi eklemek lazım, o oh, oh falan demeyelim yani hiç. Biz eklemiş, önlemlerimiz almış, hazır olalım. Bunu aynısı şey eklemek zorundayız bu yüzden application'a. Bunlar çok silinecek bu arada. Merak etmeyin yani bu kadar. O yüzden düzeyi hiç umursamıyorum bunu yaparken. Şimdi burada int sound id diyelim. Sonra mesela sound manager. Direkt id vereyim ya. Bir dakika. Direkt id vereyim. Niye şey veriyorum ki? Şurada referans. Direkt id vereceğim. Hiç. En temizi. Direkt id. Hiç zaman gereksiz. Çünkü hızlandırır. Bu tarz aktarım işleri uğraştırmayacağız. C++'ı. Direkt id. Hiç. Hadi resource id olsun, anlaşılsın ne oldu. Resource id. Neler farklı olacak? Bir kere get resource burada olmayacak. Bunu sileceğiz şurayı. Ve burada şuraya get resource koyacağız. Tek fark bu. Çok öyle dünyalar değişmedi yani. Az bir farklılık. Daha temiz olacaktır bence. Şu an farklı bir yoldan gidiyorum bu bakış açısında ama bence daha doğru bir yol. Zaten o dün faydalanmış dokümanı da bu şekilde yapmıştı bu arada. Sound manager create sound. Bakın C küçük yapmışım. Uyarmıyorsunuz. Artık böyle yapmayacağız demiştik. Artık böyle yok. Büyük olacak demiştim. Çok ayıp. Hata mı veriyorsun? Sound, ha, sound resource ID olacak. Sen hayırdır? Bundaki ha şurada evet bu bir problem çıkarıyordu. Şimdi bir daha application'a geri dönüyorum.
Bir işim var, bir dakika halledeceğim. Yani önemli bir şey. O yüzden. Tamam, devam edelim. Şimdi bunu deneyeceğiz bir ödülü. Bir ortada 2 milyon tane sorun çıkacak zaten. Klasiktir. Ver. Oo, bir de çalışkan hata verme. Mi hiç yani? Şu an YouTube'da canlı yayındayız ve... Ben çalıştırmadım. Nasıl yani? Lütfen durun. Ney? Yapma, ben öyle bir şey yapmadım. Bir söz silmedim onu. Ha, silmemişim. O içim kötü oldu, korktum. Bu SF Sound şeye koyacağız bu arada. Öhöm olacak. Öhöm geliyor yolda. Bir dakika. Bugün çok ayrı başka sorunlarla uğraşıyorum da. O yüzden tam şey yapmadım ama halledeceğim şimdi. Şimdi Crazy Sound'ları yaptık. Burada şey yaptım mı hatırlamıyorum. Bakayım, yapmamışım. Tamam. Buraya SF Sound içinde bulunacak. Şekilde Sound şeklinde. Bunu oluşturduğumuzda oluşacak otomatik olarak zaten. Nerede? Şurada oluştururken şöyle, çünkü örnektik gibi. Bunun arka dandik kutu müziği falan demiş. Bir şey müziği denmiş. Öyle mi çalıyor? Hiçbir fikrim yok. Kendi kendine gidiyor. Ulan necesi çalıyor? Ama dandirik de olabilir. Yalan yok şimdi. Ekran gitti. Nasıl yani? Bugün benim kalpten gitmem için her şey yapıyor etraftaki dünya. Şuna geri dönelim. Bir şey. Zaman en azından. Tamam, tekrar bire geri dönüyorum. Şimdi burada şöyle. Tamam, kolay. Bunu referans yapmaya gerek olduğumu bu sefer düşünmüyorum. Çünkü sistem bu referansı bir şeyin içerisinde olduğu için silinmeyecektir diye umuyorum. Ha, buffer ne dersiniz? Buffer bu resource'daki data. Hatta deneyelim. Play. Çalacak bakalım sonuç bu şekilde. Oluşturuyorsa eğer. Şimdi çalması lazım. Paketten mi? Ha, şimdi anladım ne demek. Ya şimdi bedava bulunca herkes kullanıyor tabii, yapacak bir şey yok. Ben de o yüzden kullanıyorum. Şu an YouTube'da canlı yayındayız ve SML üzerinden ses sistemi üzerine çalışıyoruz. Hadi bakalım. Tamam. Of, bu yayın işleri zor ya.
Ben robo demedim. Ben ad vermedim. Ben ad vermedim bu arada o şeyi yazarken. İşte anlamıyorsun ama hayat başı uğraşmak gerekiyor. Ben hiç şey yapmadım yani. Ad vermedim. Yayınımda kesilmesi istemez ama bunu etmem gerekiyor. Bu önemli. Devam edeceğiz. Böyle şey uğraşmaz bunu olmak çok kötü. Şöyle güzelce yayınımızı yapmak varken. Tamam, bu adım adım yaklaştığımızı gösteren bir şey. Bu ses oluşturmanın çalıştığını gösteriyor. Yalnız bu ses oluşturmada şöyle bir şey var. Bu şeyi döndürmemiz lazım. Ve point olarak, pointer olarak veya pardon. Şimdi soru orada, evet. Pointer mı döndüreceğiz? Bence her şeyi bir kaynaklama kontrol etmesini isterim. Bu sebeple mesela şöyle yapmak istedim. Sound Manager, işte 2.30'da işte Play, Sound. Şimdi bunu yapmak için ama birçok şey gerekiyor. Bir, her sizin bir ID'si olması gerekiyor. Ama ID olma nerede problem haline geliyor biliyor musunuz? Ben bir size ID verdim. Ses çalındı. Sonra ses silindi. Şimdi silim... Ya şöyle mesela aynı ama gerçi... Int ver. Şimdi bu ID'leri ID vermem gerekiyor ya. Gerçi şöyle düşünmek lazım. Sese ben int ID versem. Aynı anda 65 bin tane ses çalınamaz zaten. Atıyorum mesela. Tamam şöyle bir şey deneyeceğiz. Bu yaptığımın kötü bir şey olduğunu düşünen varsa bana lütfen fikrini kötü anlamda söylemeyin. Belirtsin. Tartışalım. Olabilir çünkü. Çok benim de böyle hani her gün yaptım, alışık olduğum bir şey yapmayacağım şu an. Şimdi buna bir ID vereceğim. Bunun bir ID'si olacak. Int ID diyelim şuna. Bu ID'yi de bu oluşturma esasında vereceğiz. Bunu atacağız aynı şekilde. Şu play falan boş verelim. Play yoksa şurası var. Don't ID ID. Sonra create sound'da bu ID vermemiz gerekiyor. Bunun için de şunu yapacağım. Yani normalde ben aslında bu vektörün boyutunu alıyordum ama yani bu vektörün boyutunu almak yerine bir tracker tutanlar var. Ben tracker tutacağım. Neden? Tamam. Şimdi burada static int tracker diyelim. ID tracker. Niye tracker yaptım? Neden size almadın? Anlatacağım. Bunu şeye alalım hemen. Şurada static olduğu için başa almamız lazım. Bu başlıkta sıfırlayabilirim. Static olduğu için burada sıfırlayabilirim. Sonrasında burada oluştururken o anki ID'yi ve tracker'ın ID'sini vereceğim. Sonra bu tracker'ın ID'sini arttıracağım. Ve eğer bu tracker'ın ID'si buna nasıl bakabiliriz? Bir dakika. Bir tipin C++'da maksimum şeyini nasıl alırım acaba? Değerini. Limit diye bir şey varmış. Allah razı olsun yapandan. Limit diye bir şey varmış. Bunun için bir kütüphane. Hemen kullanalım. Bunu yapıyorum. Şöyle. I tracker büyük eşittir.
Bu bana intin limitini verecek ki büyük bir şeydir, ona eminim. Ne oldu? Eyvallah fire. Ne alaka? Herhalde o bir sorun oldu, çözer diye umut ediyorum. Eğer büyükse o zaman Sound Manager ID'yi sıfırlayacağız. Şimdi diyebilirsiniz ki Eray ya ID'ler çıkışırsa. Bence mümkün değil. Niye? Şimdi şöyle düşünmek lazım. Int tam kaç, tam sayı söyleyeyim. Int'in şeyin max sayısı. Gerçi şey duruma göre değişebiliyor da. Yani çok büyük. Kaç haneli? 3, 6... Sanırım 8. Bayağı büyük haneli. Şimdi sayamıyorum burada, uzak kaldı ama. Çok haneli. Yani bayağı büyük. Şöyle düşün. Atıyorum, sallıyorum. 10.000 olsun. Bakın çok küçük rakam söylüyorum. 10.000. Int 10.000'den çok çok daha büyük de. 10.000 olsun. Eğer... Şimdi çakışması şunun olması lazım. 0 ID'li bir sesin hala hayatta olması lazım. Gerçi olabilir. Mi? Bir dakika. Of, böyle düşününce mantıksız gelmedim. Çünkü sesi durdurabilir. Üstüne mesela 2 milyon tane ses çalınabilir. O zaman aile çakışır. Olmaz bu. Bunu ben arttırarak vereceğiz ama ses silindiği zaman da tüm sesin ID'lerini düzenleyeceğiz. Başka yapacak bir şey yok elimizde. Maalesef bu olmaz. Şey Mesut, ben de bilmiyorum bu arada sana nasıl denk geldi o. İsim benzerliğidir belki ama seninle alakalı bir durum değil. Onu söyleyebilirim. İsim benzerliği olabilir. Şimdi kafamı çok iyi kodu vermem lazım. Gene tıkanma noktasına geliyoruz. Ya şöyle çok zor bir şeyden... Şu anlık silme işini bir yapmayalım. Gerek yok. Burada döndüreceğimiz şey sound'un pointer olacak. Çünkü oradan bir fonksiyon kullanmak için yapacağız. Sadece oradan int değerini alacağız. Niye böyle yapıyorsun? Neden ID döndürmüyorsun derseniz de ID sürekli değişecek. O ID'nin sürekli değişikliğini kaldırması lazım. Buraya da return koyacağım bu arada. Buraya da return sound... Size -1. Neden reget? Niye bunu almadın derseniz, çünkü SD move yaptığımız için artık bu burada değil. Gitti buradan bu. O vektöre girdi. O yüzden vektöre alıp döndürmem lazım. Sonrasında buralara da sound pointer'lar yerleştireceğiz. Tamam. Sound pointer içerisinde ID'si olacak zaten. Şimdi ben mesela Sound Manager'da çalma yapıp sonra bir 5 dakika mola vereceğim. Biraz bir yüzümü yıkayıp su içmem lazım. Play yapalım. Mesela play. Ve ne alacak? Int ID. Veya sound alabiliriz aslında direkt. Fark etmez. Sound alalım direkt. Sound. Bunu ben böyle yapsam ID'ye gerek yok ki. Şimdi düşününce ID'ye ne gerek var? Burada ID'ye ne gerekebilir acaba? Aslında ID'ye sanki bu durumda gerek yok. Ha dersiniz ki pointer'ları böyle dağıtma çok kötü. O zaman referans çeviririm ben bunu. Ama bence burada çok da kötü olduğunu düşünmüyorum bu örnekte. Pointer'ları dağıtmanın. Ha bu durumda ID ne işe yarardı? Ben onu şunu söyleyeyim. ID şöyle olsaydı iyi işe yarardım. Biz sesi heap'te değil de statikte, yani şeyde oluştursaydık eğer, sabit hafızada. O zaman ben döndürürken sadece ID'yi döndürürdüm. Yani orada heap memory'den bir şey almayacağı için performans çok daha iyi olurdu. Ama bu noktada onu da çözebiliriz. Bunu çalması yapalım, sonra ben mola vereyim. Mola sensi biraz düşüneyim. Ona bir şey yapalım. O biraz düşünme gerektiriyor çünkü. Yaparsak performans çok çok daha iyi olur. Onu söyleyebilirim. Performans için bir artı olur yani o muhabbet. Sound. Play. Şöyle sound.
Sound. Play. O ikili sound SML sound. Onun adını değiştirebilirim bu arada. Şimdi o çok önemli değil. Sonrasında burada şu an çalmamışsam sizi çalmadan emin ol bu arada. Çalmadan bir emin olmak istiyorum. Bu motor plan yayınlamayı planlamıyorum. En azından yakın zamanda çünkü yani oyunum için yapıyorum. Çalmıyor gördüğünüz gibi. Şimdi Sound Manager Play. Burada sound olacaktık. Sound. Böyle çalıştır bu olmuyor. Performans olarak öbür türlü anlattığım daha iyi olur. Onu çözmemiz lazım. Çözeriz ama. Şu an YouTube'da canlı yayındayız ve SML üzerinden ses sistemi üzerine çalışıyoruz. Hadi bakalım. O yüzden bana bir 5 dakika, 5-10 dakika izin verirse sevinirim. Bir yüzümü yıkayacağım, bir su alacağım. Yeniden şöyle bir ayaklarımı açayım. Bir yana oturup temiz böyle boşalmış bir kafayla bakalım. Ama sen bu konu bir isim verirsin. Ve OBS'de yazı varsa ben de yazabilirim. Yani sen de anlatsın ama gelen kişi anlasın. Bakalım var mı OBS'de yazı. Yani çok yanlış yaptım. Ve onu tam ona verdik. Boyut nerede ayarlanıyor? Boyut bir tık küçültmemiz lazım çünkü. Tamam. Ben hemen geliyorum 10 dakikaya. Yanlış şey tabii. Thank you.
Geldim. Kafamı sakinleştirdim şöyle biraz. Bir yürüdüm. Ayaklarım çok değişmedi gerçi ama açtım ayaklarımı, bacaklarımı biraz. Kafamda ne yapacağım konuda bir fikrimiz var. Onunla ilerleyeceğiz şimdi. Şimdi bunu kaldıralım öncelikle. Ve geri dönelim. Şöyle ha. Kod ekranına. Bu müzik bana fazla gelmeye başladı. Size fazla geç söylersiniz. Bu değil tabii ki de videosu. Şimdi Poetry'den vazgeçmek istiyorum. Yapmışken şöyle gerçekten performansı güzel bir şey olsun. Şimdi buradaki tek problem şu. Ben ID'yi döndürdüğümde diyelim ki bunu ID döndüreceğiz. Tamam. Bunu ID döndüreceğiz. Çünkü heap memory ne kadar az kullanırsak o kadar iyi. Öyle söyleyeyim yani. Performans için, hafıza kullanımı için her açıdan yani heap memory'nin olabildiğince az kullanımı en iyisi. Bu arada bunu döndürmeyeceğiz. ID tracker eksi 1 döndüreceğim. Ya da hatta böyle tam hani düzgün olsun illa böyle çok profit istiyorsak şuradan ID alalım direkt onu döndürelim. Aynı şey de aslında. Tamam bunu o zaman otomatik olarak. Şimdi ID alacağız almasa tamam ama şimdi ID aldığımız için sound ID verelim biz. Play'e sound ID vereceğiz artık. Sound'u vermeyeceğiz. O devir kapandı. Play'de int sound id vereceğim. Ama işte aksiyon burada başlıyor. Ben şeyi nasıl bulacağım? Hangi sound olduğunu nasıl bulacağız? Ki hangi sound olduğunu bulmayı şimdi yapacağız. Onun dışında scope olmayacak artık. Bakalım orada problem çıkacak mı? Hayırlısı. Scope olmayacak bildiğimiz normal nesne obje olacak. Scope'suz yapacağız. O yüzden bu direkt problem çıkarırsa bu konu direkt iptal zaten yapacak bir şey yok. Tamam. Peki bunu nasıl anlayacağız derseniz şurada scope'u iptal edeceğiz. Şöyle. Şimdi ID'ye takılmayın. Şunu yaparız. ID'yi umursamadan direkt. Sound Manager. Sound yani oradaki seslerin olduğu liste. Sıfırıncıyı alıyoruz. Alalım sıfırıncıyı. Ve çalsın. Şöyle int yapalım. Geri dönüyoruz hissediyorum hadi. Evet, failed değil. Çalacak mı? Şu an YouTube'da canlı yayındayız ve SML burada şu an tek problem ID kontrolü. Çünkü ses eklendikçe yani illa ses eklendikçe ekle bir tane ekledim. Yani şunu yaparsa oyuncu sıkıntı. Bir tane ses ekledim. Şimdi ne bir ses var. Ses eklendi. Sonra üstüne gidildi. İyi sesler oluşturuldu. Ve bu hala pause edildiği için duruyor. Silinmediği için ID'si bir şey olacak. Bunu nasıl çözeceğiz ya? Çünkü bakın döndürdüğüm şey int. Yani bu ID'yi ben sabit tutmak zorundayım. Yani bence buna yapacak bir şey yok. Bunu yapacağımız en iyi şey aslında demin yaptığımız aynı şeyi yapmak. Sonuç itibariyle
hani üstüne 2-3 milyon ses çalınmasın. Ama ona bir önlem yazarız. Hani diyelim ki çalındı, oldu. O durumda sesleri iptal edip ayarlayacak bir şey, toparlayacak bir şey yazarız. Öyle böyle toparlaması için ama... Ama bence o mantık o kadar yanlış bir mantık değil. Dünyanın en iyi mantığı olduğunu savunmuyorum. Ama o kadar yanlış bir mantık olduğunu düşünmüyorum. Bence başa bir kebirimi alacağız. Bu konuda bir fikri olan varsa bu arada duymak isterim. İyi olur yani. Şimdi demin yazdığımı sildim. Şimdi adı alır bir daha yaz. Kendim kaşınıyorum işte. Bu hata veriyor niyeyse. Bunu sıfırlayacağız. Eğer sıfırlarken... bilmiyorum şeye mi bakacağız? Yakında hiç şey var mı diye. O kadar uzun süre pause edip bir ses durdurulmamalı zaten. Eğer o konu size çalınmayacaksa o ses yok edilmeli. Bu arada aslında hafıza açısından da böyle. Evet şimdi biz her şeyi desteklemeye çalışıyoruz da. Şimdi şöyle bir şey var. Ben o sesi o kadar uzun süre tutmamalıyım. O ses yok edilmeli. Yani. Aynı anda iki mesaj çalmayacak. Bence mantık hatası. Sadece mantıkta bir uyarı sistemi yapmak lazım. Şimdi bu hatayı anlamadım ben ya. Expected and unfunny ne alaka? Fazla mı bu? Şöyle mi olması lazımdı? Yo. Numaric limit. Ha bir de şöyle yapmış. İyi bunu kullanalım biz. Int max ile yapmış. Tamam. Eşitse. Eksi 1 olsun garanti olsun. Tamam. Sıfıra inecek. Çalabilecek. Çalabiliyor olması lazım en azından. Bir şey bakacağım. C++ delay. C++'a bir delay koymayacağım. Delay var mı yoksa şey mi yazmam lazım? Varsa isterim yani. Çok iyi olmasına gerek yok. Çok iyi olmayacağını da biliyorum. Şöyle bir test yapabiliriz. Şöyle bir test yapabiliriz. Şöyle yapacağız. Bak. Sleep varmış. Öyle diyorlar. Ama Windows'dan. Ama önemli değil. Yani şey yapmayacağız. Yani bu kullanacağımız bir şey değil. Şu an sadece test amaçlı konuşuyoruz tamamen bunu. Millisecond. Tamam. Millisecond'da 500 millisecond oldu. Yani 0.5 saniye. Sonra... Bir daha ses oluşturacağız. Buna 2 diyelim. Ben ne uğraşıyorum ya? Direkt şöyle diyeyim buna. Tamam bir daha ses çalacağız. Üstüne. Bakalım çalışıyor mu o mantık. Şu an YouTube'da canlı yayındayız ve SML üzerinden ses sistemi üzerine çalışıyoruz. Hadi bakalım. Yarada niye kesildi bu? Yarıda kesilmemeliydi. Ha, şuradan yarıda kesildi. Biz burada 0 yaptık. Sound ID yapmadık o yüzden tamam. Yani baştakinin direkt bir daha başlattı. Play etti. O yüzden. Tamam. Bir an ne oluyor ya'ya girdin de. Şu an YouTube'da canlı yayındayız ve SML üzerinden ses sistemi üzerine çalışıyoruz. Hadi bakalım. Ahmet bu konuda bir fikir yazmış. Onu ben görmemiştim. Bakayım hemen. Her scene'de yeniden load edecek olacağından çok düşük ihtimal oluyor ama yine de bir ihtimal. Daha iyi bir yöntem var mı konabileceğim? Cidden bilmediğim aklıma gelmiş sunuyorum. Eğer varsa onu uygulamak isterim. Ya işte bu seste bir tık sıkıntı farkında. O ID'yi daha iyi kontrol etmem yolu bulmam lazım. Belki de. Veya bunun üstünden bir şey yapsam çözecek bir sorun belki de. Ne oldu ben takip edemedim. Şu an YouTube'da canlı yayındayız ve SML üzerinden ses sistemi üzerine çalışıyoruz. Hadi bakalım. Baştan almamalı tabii. Buffer'ı birkaç kere yüklemem gerektiğini düşünmüyorum umarım. Bana öyle bir şey deme. O hiç hoş bir
bilgi olmaz benim için. Hem de hiç hoş bir bilgi olmaz. Biteriz. Gerçekten. Yani açıkça. Şöyle bir şey yapalım. Şu anda int. Bir dakika. Bunu buraya alıyorum. Şu ID'ler farklı mı aynı mı onu merak ettim. Belki ID ile ilgili bir sorun vardır. ID'lerin hesaplanmasıyla döndüğüm herhangi bir aşamasıyla ilgili. Onu anlamaya çalışacağım. Birini info yani yeşil, birini sarı warn yapacağız. Şu an YouTube'da canlı yayındayız ve SML üzerinden ses... Eyvah eyvah eyvah, hem de çok büyük eyvah. Neden? Bir açıklamam yok. Şöyle bir açıklamam olabilir. İyi düşünmek istiyorum. Şöyle bir şey yapalım. Biraz geri dönmek gibi olacak. Farklıyım ama. Sound'u hemen pointer yapıyorum. Bir dakika. Burada sound'u pointer yapıyorum. Pointer yapıyorum. New'da oluşturacağım. Normalde böyle yapılmaz da. Hani. Sıkıntı sound'ların mı çakışması yoksa SML'de mi desteklemiyor bunu? Yoksa buffer'ın mı fazla olmasa onu anlamaya çalışıyorum. O yüzden şimdi işin performans kısmı ben bir kenara bırakıyorum. Buna göre bir düzenliyorum tabii ki de. Şurada şurayı ok yapacaktım. Ben build edelim. Şu an YouTube'da canlıyız ve SML üzerinden aynen. Obje oluşturduğum için bir dakika şimdi. Ne olduğunu anladınız mı? Eğer ben bunu her türlü heap'te oluşturacaksam ben o zaman niye şey yapayım ki? Zaten heap'te oluşturmak zorundaysam eğer, ki öyle görünüyor, o zaman ben ID istemeye ihtiyacım yok. Yani veya illa tutmak için istiyorsak hadi illa tutmak için olsun, ama yani öyle bir ID problemi olmuyor. Çünkü heap'te oluşturmak zorundayım. Heap'te oluşturmam da çünkü aynı şey oluyor. Aynı şey oluşturduğunu çözebilirim onu. Yani şöyle bir şey deneyeceğim en son. Hiç sanmıyorum olacağını ama eğer olmaz ise şöyle. Bunu buraya alacağım. Pushback. Sonra bunu normale çevireceğim. Ok değil, ne olacak tabii ki de artık. Burada dıpt olmayacak. Şimdi anlayacağız sorun kaynağını. Yani daha bu düzeltecek mi onu? Hata aldık. Bir şey bir yerde bir şey yanlış yazdım muhtemelen. Aynen. Parantez eksikliği mi var? Görünmüyor öyle bir şey aslında ama. Sayet yok. Şu an YouTube'da canlı yayındayız ve SM... Bilen işte plus bilen var mı bilmiyorum. Varsa yok değil mi bunun bir yolu? Ben bunu heap ile yapmak zorundayım. Görüşme, ben bunu heap ile yapmak zorundayım. Bir bekleyeceğim. Hiç öneri bunun üstüne yorum gelecek mi? Ferhat da olabilir. Ahmet biliyor gibiydi veya başkaları bilen varsa.
görece iyi bir yapmak zorundayım. Çünkü obje yaptığımı doğal mantıkken aslında böyle olacağını biliyorum, denemek istedim. Mantıkken o objeyi... evet yani... İlla bir şey heap'te yapmak zorundayım. Heap şart yani. Hani burada olmayacaksa muhtemelen şu içeridekinde heap şart. Biraz bekleyeceğim. Ben de bir düşüneceğim. Heap'te yapmanın ne kadar büyük zararı olur. Ya Google'a bunu taratacağım ki. Bu durum benim de bir hatam olabilir aslında. O yüzden ben şey yapamıyorum. Yani ben de bir şey yanlış yaptığım için şu an bunu yaşıyor olabilirim. Bu çözek sesle bitti bu arada. Yani şu an şu önemli bu konu bu var sadece. Ama galiba heap yapıp geçeceğim. Tam heap olmamasının daha iyi olduğunu farkındayım. Biliyorum bundan. Ama yani bu kadar her yere heap, ben heap yapacağım. Bir daha biraz geleceği düşünün. Ben mesela bu sesi başka bir modele vermek istesem, hani al bunu kullan demek istesem, ID ile mi yaparım? Gece ID yaparım bunu. Hani eğer şey olursa ID ile yaparım. Sound Manager'dan ID ile alır sesi. Gerçi o da var. Gerçi alamaz. Alamaz ama işlem yapar üstüne. Evet ID, gerçi onu da ID aktaracağım. Doğru. Da yani çözüm yok. Ne yaratabilirim ki bunu? Ben heap ile yapacağım. Bence bu heap ya. Kesin de bu heap'lik bir konu bence. Bakacak olursanız. O yüzden yani ileride bunu değiştirebilir miyiz? Onu düşünüyorum. Değiştiririz gerekirse. Ama benim bildiğim başka bir çare yok. Yani mesela heap memory performance yaratmak istiyorum. Heap memory performance. Of. Yani buna bakınca da insan hani şöyle bir fan oluyor. Ya yani şöyle söyleyeyim size. Bir ama bir yani tamam da kaç 10 milyon tane de oluşturmayacağım zaten. Sound resource listesini stick olarak bulacaksın. Sound resource listesi. Listeyi diyorsun, vektörü diyorsun. Evet. Etkiler mi bu durumu? Ha bir dakika. Sound resource diyorsun sen. Dur bir dakika. Hayır. Stick değil, allocator'la alakalı. Onunla mı alakalı olabilir mi ki ama? Pointer yapmaya çalışıyor. Gerçi pointer yaptığında çalışması
Ama resource'a bağlantılı değil bence. O SMM'le sadece ne oldu? Müziği orada şarkıyı veriyoruz. Orada bence o ama çok mantıksız olur bu. Niye oluyor ki bu? ID aynı değil. Ama ID'ler aynı olurdu o zaman ya. Bu biraz çok çok tuhafıma gitti şu an. Yani eğer gerçekten böyle bir problem olsaydı ID'ler aynı olurdu. Ben bunu bir kere açtım, hiç çözememiştim. Gerçi çözemeyeceğim gibi görünüyor. Öyle mi? Bir dakika. Var mı öyle bir şey gerçekten? Ama... Ve... Bir dakika ya. Bir dakika ya. Aklıma bir soru takıldı Ahmet'in söylediği üzerinden. Biz lan vektör kullanıyoruz. Vektör heap memory kafadan. Çünkü boyutu belli değil. E bunun içine ben stack memory koymamın faydası yok ki. Var mı? Bence önemli bir soru. Var mı yani? Sonuç ben zaten onları heap memory tutmuyor mu? Belki heap... Ona da bak her bir tetişin limit var. C++ stack memory limit. Hiçbir yerde. Şunu söylemem lazım. Ahmet bize çok önemli. Bu arada yani yaşta da bilmiyorum. Ahmet diyorum ama kusura bakmayın. Görmüyorum resmi çünkü buradan. Ahmet gün doğdu. Bize çok önemli bilgi verdi. Ben açıkçası bunu bilmiyordum. Stack memory bayağı aslında yani ufak bir hafıza sınırı var. İşin komik tarafı şu. Heap'i kötülerken herkes ki kötü mantıklı çünkü hızlı olarak. Ama hani çıkıp da stack memory'nin sınırı budur demedi. Bir kere bile. Ben görmedim mesela izlediğim videolarda, dokümanlarda. İlginç. Hiç stack memory bir hafızada ondan bahsedilmiyor sınırından. Bu sorun mu bilmiyorum bu arada. Ki sorun mu yapacak bir şey o zaten. Ama ben haksız değil miyim sorduğum şeyde? Vektör heap memory oluşturuyorsa. Yani. Şöyle onu nasıl anlatırım ki? Does using pointer in vector effect ama çıkmaz böyle. Vector of pointer. Ha. Artan biliyor musun sanki? Ya polimorfizm benim işim yok bir dakika. Sorun bu değil ama yani ben aslında heap memory kullanamaz mıyım burada? Yani heap memory kullansam bütün sorunlar çözülür çünkü. Kafadan yani. Sorun o değilse bile o sorun olabilir yalnız. Gerçekten ya burada tam istediğim gibi bir karşılaştırma yapmışlar bu arada. Performans testi yapılıyor galiba. Fark var. Fark var. Demek aynı şey değilmiş. Aynı şey değil de kafama soktu şu an. Listedeki obje yakın zamanlarda oluşturmaya çalışmak.
Mantıklı bir önerim. Kesinlikle katılıyorum. Oyun modunu ben geliştiriyorum tek başıma. Ekipçe oyun yapıyoruz. Şu an çok derin konulara indik bu arada aslında. C++'la ilgili. Şimdi kendi sorumuza gelecek olursak. Şimdi yakın zamanda oluşturulması konusu aslında oyunun nasıl tasarlanına bağlı. O oyunu ben ona göre yaparım zamanı geldiğinde ama. Takıldım ya. Niye olmuyor? Şu an YouTube'da canlı yayındayız ve SML üzerinden ses sistemi üzerine çalışıyoruz. Hadi bakalım. İçime sinmiyor ip memory kurmak, yalan söylemeyeceğim. İçime hiç sinmiyor. O hafızayı iyi kullanmamız lazım. Yani şu an bu yaptığım orada izleyici azaltacağım farkındayım ama önemli değil. Zaten bayağı izleyicimiz vardı. Yani bu sonuna doğru geldi böyle oluyor da. Sesi yaptık ama düzgün yapmış olmak istiyorum. Niye s**tı? Olmuyor. Kemal sorun şu. Gerçi yani çok üstüne yaptığım şeyin uzuna kadar bir sorun ama eğer şöyle açıklamaya çalışabilirim. Bir vektörde sound diye bir obje var. Bunu oluşturuyorum. Oluşturup sonra şeye ekliyorum. Vektör olarak vektöre ekliyorum. Pushback'le. Bunun içinde de bir şey var. Buffer tutuyoruz. Bir de sound diye bir şey var. Bir API'nin şeyi bu. Bu ayrı bir soğan. Onu çalıştırıyoruz. Şimdi sıkıntı şu. Heap'le yaptığımda sonuç bir iki kere çalıştığım arda arda. Biri başlıyor, kesiliyor, öbürü başlıyor. Static memory'de yap, stack memory'da yap, stack memory'sinde yaptığımda ise öbürünü engelliyor. Yani bir karışıklık oluyor hafızada o seste. Onun sebebini anlamaya çalışıyoruz ama anlayamıyoruz. Yani SF sound'un mu heap olması gerekiyor? Her türlü zarardayım ki o zaman. Gerçi her türlü zararda olmuyorum. Öyle mi? Bir dakika. Öyleyse bir dakika. Bu önemli bir şey. Şöyle yani. Eğer SF sound, yani SF'nin sağladığı sound heap olduğunda oluyorsa işler orada biraz değişir. Anlatırım. Birçok açıdan değişir. Ne açıdan? Bir performans daha da çünkü daha ufak bir şeyin mi heap açılacak. Diyelim ki ileride ben bunu değiştirmek istedim. Değiştirmek çok daha kolay olur. Öbür türlüsü. Öbür türlü tüm yapı değişiyor. Burada ileri atabileceğimiz bir şey olur. Hani sonra bakalım. Sıkıntı çıkarsa bakalım diyeceğimiz bir şey olabilir. O yüzden eğer bu olursa bizim için bu iyi haber. Onu söyleyebilirim. Bu için ne yapmamız lazım? Bunun için şöyle yapacağız ama bunun için aynı zamanda şurada sound'unu oluşturması lazım. Şu an bu arada bilerek scope yapmadım. Yapacağım. Olup scope'a çevireceğim. Şu an sadece amacım şey. Acaba olacak mı? Ya denemek. Şu an new'le yapmanın ve delete yapmamanın çok yanlış olduğunu ben de biliyorum. Ya böyle soğanla uğraşmayacaktık bu canlı. Neyse gene az uğraştık ya. Normale göre. Eyvah bir dakika. Önemli bir yazı gelmiş bana. Çok özür dilerim. Bakmam lazım o şart yani. Çalıştıralım 5 sana da. Şu an YouTube'da canlıyız ve tamam. Çok iyi. Hadi bakalım. Çok iyi. Çok bugün böyle oldu. Kusura bakma bunu iki tane yazmak zorundayım. Bu önemli bir yazışma. Bayağı önemli.
Demek öyle. Tamam. Halledeyim şu işleri. Bu çok oldu bu size. Bu çok oldu. Ama evet, bu arada en son güzel bir ilerleme kat ettik. Yani en azından soru atabileceğimiz, şimdilik tamam oldu deyip geçebileceğimiz bir konu, öyle söyleyeyim. Bunu scope yapacağım. Ve istediğim make şey create canlı kodlamak zor değilmiş, zor. Ben de bugün çok fazla geride oluyor. Yani ses ya da canlıdan bahsetmiyorum, başka şeylerden de, o yüzden biraz zor oluyor ama seviyorum, sevdiğim bir şey. Sound to create. Neden olmadı bu? Şöyle olması lazımdı. Sound'u şey yapmadım mı? Yaptım. Scope. Create scope. Bir şey atlıyorum da niye atlıyorum? Ha, sound değil. SF sound olacak. Yeni yazışma. O konu hakkında bir sohbet ederiz bunu bitirdikten sonra, vakit kalırsa eğer. Şimdi set buffer yaptık, data yaptık, id'ye bu noktada gerek yok, gerekleri bulunmasın. Yani harbi gerek yok, gerek olduğunda id işine gireriz. Onu yapacağımızda id işine gireriz. Şu an yakıkken boşuna yer kaplamasın. Çünkü bunu hani, ya şimdi bakın tamam, heap memory'yi katılıyorum, performans önemli ama bunun performans öleceğini zannetmiyorum. Ama baktık etki ediyor, şey yapacağız, debuglar falan, performans, profiling. O zaman tamam. Bunun zaman düşeceğiz. Ama dediğim gibi değiştirilebilir. Benim şu an beni rahatlatan ve aslında o yüzden üstte durmama sebebim de o. Değiştirilebilir. Şu an ortalık yıkılıyor bu arada, farkındayım, şeyde kodda halledeceğim. Sound scope olacak. Yazmıştık da işte bu arada değiştirdiğimiz için buna da gittim. Sound sound eşittir create şey scope aynen. Hem flashback olacak, push değil. Flashback STD move olması lazım ki şeyi oraya, sahipli oraya verelim. Bunu oraya vereceğiz. Güzel. Create sound niye hata veriyor? Ha, çok hata veriyor her şey de, o niye hata veriyor özellikle? Ha, şu yüzden. Sound pointer'ı öldürmem lazım. Tamam. Scope olacak burası. Ben ne yaptım? Ah, kafa gitti. Ben de bunu niye heap memory'e çektim? Bundan biz heap de dur değil diye sevindik o kadar, değil mi? Kafam karıştı ya. Hani diyorum bu iş yaptığımda bir sıkıntı var. Bir şeyler yapıyorum ama yanlış bir şeyler yapıyorum. Of of. Gerçekten of yani. Kafam karıştı. Evet, özür dilerim. Uzun sürdü çünkü yayın. Planlama uzun sürdü işler ötürü. O yüzden böyle bir durum oldu. Tamam. Düzeltebildik mi? Yapma. Eyvah.
Oh, kafam durmuş artık. Bu SF Sound olacaktı zaten. ID'yi silmişim. ID'yi ekleyelim. Int ID. Tamam. Failed. Eyvah eyvah. Sanırım ID tracker da silinmiş. Aynen böyle hata ben de görüyorum. Evet. Yayına zor şartlarda devam ediyoruz. Tamam, fail demedi. Kendi yaptığım hatayı düzelttim. Şu an YouTube'da canlıyız ve... Güzel. Şimdi bu kısmı böyle bırakacağız. Şu anlık. Sonra şu ID yazılımlarını bir sileceğiz. Şimdi play'in dışında ekleyeceğimiz komutlar var. Mesela stop. Sonra pause var mıydı? Bakalım dokümandan. Pause var. Stop var. Pause var. Hemen bunları ekleyelim. Bu sayede ses tüm bitmiş olacağız. Ben bunu bitireceğim bugün, yani ettim. Yani bu motor işi böyle. Yani size zorlanmayacağız. Çok güllük geçecek dersem yalan söylemiş olurum. Çünkü C++'la uğraşıyoruz. Sıfırdan motor yazıyoruz. Benim de hani daha yayınladığım bir şey yok. Öyle çok tecrübeli de değilim. Var tecrübem ama yani süper tecrübeli değilim. O yüzden evet. Ama ben gerçekten bir şey öğrenmek isteyenler oluyor. Onlar için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Yani o yüzden elimden geldiğince zaten yaptıklarımı açıklamaya, belki bilgi vermeye, tecrübeleri yaşatmaya çalışıyorum. Mesela de bir tecrübe yaşadık gibi yani. Tabii bu arada Ahmet'in de yeni bilgi gerçekten. Mod olarak inanılmaz uğraşıyor. Gerçekten bayağı uğraşıyor. Sadece chatte olarak da değil yani, Discord'da işte bana bayağı fikir veriyor. Ben ona da bayağı fikir soruyorum. Bayağı yani uğraşıyor bu işlerle bayağı. Discord'da o yürütüyor zaten. Ben yayın açmaya zor vakit buluyorum. Ben Discord'da nasıl bakayım zaten? Ben bakamıyorum. Şimdi bu durumda şu ID'leri yazdırmaya gerek yok. Ama şunu yapabiliriz mesela. Burada bunu bitiririz. Durdururuz. Test amaçlı. Stop diyelim. Stop komple bitiriyor. Pause şey yapıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Stop yapıldığında bunu şeyden silinme muhabbeti var. O zaten eyvah var olsunluk bir şey. Ya o kadar değil de biraz sıkıntı, öyle söyleyeyim. Şu an YouTube'da Göz gibi canlıyız öbürü ve durdu. Niye durdu? Çünkü onu kestik. Güzel, stop çalışıyor. Diğer ne fonksiyonlarımız var? Bakalım. SMN ne sağlamış? Buraya kadar bekleyenler bunun şimdi karşılığını alacaklar. Beklemenin. O zaman geliyor. Wait. Set pitch diyelim mesela. Bunu ayarlama imkanı sunalım. İnceliği yani. Size kadar ince olacağını. Tabi buradan kanıt ayarlanabilir. Sound ID. Ve bu float olduğunu tahmin ediyorum. O yüzden float pitch. Tamam. Set hiç. Burada mesela buna 1500 diyelim. 1,5 saniye beklesin. Sound Manager Set 5. Bakalım, ben pencereyi kapatayım, çok soğuk oldu. Evet, hata almışız. Nedir? Ha, Sound ID vermemiz gerekiyordu başında. Geçen de sesimi yapmam baya vaktimi almıştı. Kolay bir sistem değil. Özellikle bu...
Şu an YouTube'da canlı yayındayız ve bu arada incelektim değil mi aslında? Üzerine çalışıyoruz. Hadi incelek bakalım. Demeyecektim tam. Ya yani neyi herhalde daha çok anladın? Şu an yorgunluktan ben dediğim bazen bilmiyorum. Oh. Şu an YouTube'da canlı yayındayız ve SMML üzerinden ses sistemi üzerine çalışıyoruz. SMML üzerinden ses sistemi üzerine başka ne var? Hepsi ekleyelim hazır. Volume tamam. Loop tamam. Volume loop ekleyelim. Bulunsun. Doğru. Bir insan gerçekten sabır istiyor ama ben seviyorum. Güzel yani. Bir volüm olacak. Bir de void set loop ekleyelim şuna. In sound id bu loop. Başka var mı? Hazır varken topluca ekleyeyim. Set volume. Zaten bakın şey diyor, 256'yı geçmeyin diyor. Aynı anda yani bizim bu ID konusu sıkıntı olmaz. 256 geçerseniz patlarsınız diyor. Burada kısaca bundan bahsediyor. Aynen bu ID konusu aslında bizim için sıkıntı olmayacak. Heh, daha fazla ayar var şu yönler var. Listener şu an girmeyecek. Listener yapmamız gereken bir şey. Ama şu an değil. Min Athena ya bunları da geçelim. Attention. Bu tamamen mesafe ile ilgili burası. Burayı mesafe işine eklediğimizde yaparız. Yani player'ı eklediğimizde, listener eklediğimizde. O sebepten ötürü şimdi bu böyle kalsın. Volume ve loop bundan yeterli o zaman. Daha da yok anladığım kadarıyla. Bunları hemen şöyle açalım. Bu arada ne o listener muhabbeti şu. Mesela siz 3 dünyada sesi burada çalıyorsunuz. O burada gibi bir konudan bahsediyor. Tabi SFML'de acaba 3 boyut destekliyor mu? Merak ettim. Galiba destekliyor. Çok iyi. Sanırım destekliyor. Harika. Bunu düşünmüş olup yapmaları işimizi kolaylaştıracak bir konu. Güzel. Desteklemeleri sevindim. Yapardık yine de uğraşırdık yani o yüzden. Biz eklerdik bir şekilde. Onda sıkıntı yok da. Uğraşırdık. Sound set volume. Loop'u da yaptık mı bu ayar kısmı bitiyor. Set loop. O listener'ı component sistemi geldi yapıyoruz çünkü o yüzden. Öyle bir sıkıntı var. O da olacak yani az kalitesini. Eklerim orada ben yakın zaman içerisinde. Güzel. Mesela bunlardan birini deneyelim. Şöyle. Şu olayı bir kaldıralım artık. Mesela bunu loop'a alalım. O zaman sürekli bu ayet threadle otomatik kendi çalışsın. Yani biz bir şey yapmamız gerekmiyor. Ha, sound ID'yi vermem lazım. Fail yok. Güzel. Şu an YouTube'da canlı yayındayız ve SMML üzerinden ses sistemi üzerine çalışıyoruz. Hadi bakalım. Şu an YouTube'da canlı yayındayız ve dönüyor. SMML üzerinden ses sistemi üzerine çalışıyoruz. Hadi bakalım. Şu an YouTube'da canlı yayındayız ve SMML üzerinden ses sistemi üzerine çalışıyoruz. Hadi bakalım. Şu an YouTube'da canlı yayındayız ve SMML üzerinden ses sistemi üzerine çalışıyoruz. Hadi bakalım. Şu an YouTube'da canlı yayındayız ve şimdi burada hiçbir şey yok artık bu arada. Derken aslında olduğunu fark ettim. Şu an geriye kalan benim de korkarak hani falan diye yani baktığım konu. Öncelikle SML'de da bu SML için
Masaüstü kullanıyorum. Ses bittiğinde onu kendi kendine silinmesini sağlamak sanırım bir tık daha sıkıntı olacak gibi hissediyorum. Diz üstü var bende bu arada. Aslında ikisini de kullanıyorum. Doğru söylüyorum. Ben şu an diz üstünü kullanıyorum ama aslında kullanım için masaüstü. Buradan VNC'den masaüstüne gidiyorum. Siz de canlı masaüstüden buradan kablolarla giden görüntü ve sesle şu an canlı yayın şey yapıyorsunuz. İçerideki odada. Ki ana masaüstüden şu an ben canlı yapıyorum ama araca bilgisayar kullanıyorum aslında. Farklı bir yapı. Yine algılamak ha. Ona ben sonra bakabilirim ya ona. Şimdi gerçekten onu ama silmeyi yapmaya çalışabiliriz. İkisinden de yapıyorum. Şimdi static void remove sound. Ürküyorum. Boşuna ürküyorum. Niye ürküyorum ki ben? Çok fazla şey, şunu açıkçası düzgün söyleyeyim. Çok fazla yöntemden gittik ya, yiyip, istedik, şöyle böyle. Hepsi ben birbirine girdi. Niye ürküyorum ki? Bir şey yok ki bunda. Listeden sileceğim. Ben ID'yi güncelleyeceğimi zannediyorum. Güncellemeyeceğim ID'yi. ID sabit. Çünkü sen aynı anda 256'dan daha fazla çalamıyoruz. Yani her türlü o, hatta int fazla bile ID olarak bunu. Belki ileride azaltırız bunu. Daha az bir şey kullanırız yani. Remove sound. O yüzden bu kadar zor bir şey değil. Korku boşuna yani. Korkmayın. Yay falan diye. Int sound ID. Gel, gel. Senden korkan yoktur. Gel. Manager. Remove sound yapacağız. Yayın durdu. Şey, yayın diyorum. Müzik. Sen bir dursun. Yani bir tık aksiyona geçelim ya. Aksiyon müziğine. Aksiyon müziği diyorum. Anladınız. Gerçekten bugün yoruldum. Odağımı biraz kaybettim. Yalan yok. Ama başardık yani. Kanka odağımı kaybetsem de biraz. Sound nokta erase. Nerede? Heh, erase. Bu şey kullanılıyor. Bunun begin'i vermemiz lazım. Begin ne yapmıştım? Başlangıcını veriyor. Bu listenin. Sonra artı ID'den ID sound ID. Ha ID sound ID değil tabii ki de. Bir forward yapmamız lazım. Bu sound ID sıralı değil çünkü. Aradan bir şey okudum. Mesela değiştirmemiz için sıralı olmayacak. Bütün sound burası dolaşacağız. Burada daha hızlı gitmesi falan güncelleme yapılabilir bu arada. Yani bu kısımlar algoritmik olarak daha geliştirilebilirler. Ya Adblock içeceğim gibi görünüyor. Hani çok kajdan bir insan değilim ama sırf özellikle yayınlar için ya gerçekten. Çünkü bu özellikle bitmeyen reklamlar, 2-3 reklamlar iyice abarttılar ya. Hani anlıyorum normal reklam koymayı, para kazanacak aslında şirket. Ama böyle 2-3'lü bitmeyen reklamlar falan abartılıyor artık bence, o kadar da değil. Ki hani Google, kendisi Google'un kendisinden bahsediyorum, zekice para kazanma yolu bulmuş. Doğru biliyorsun, çok çeşitli onun yöntemi var. Ararken öne çıkmalar, kelime bayağı bir Google'ın arama modundan bahsediyorum. Gerçi o da galiba başka birinden çalındı falan diyorum ama önemli olan değil yani. Önemli böyle bir fikrim var. YouTube'a da bir şey yapmak keşke yani. Krizi reklam göstermenin ötesine geçirebilsem. O zaman gerçek anlamda bence yani, evet iyi belli etmiş. Benim fikrim. Şu an baktığım için ID'si aynı mı diye kontrol edeceğiz. Aynıysa da onu sileceğiz. O anki indekse göre. İndex ID farklı. İndex sıralı gibi düşün. ID bizim atadığımız bir şey. Bu çalıştığında nasıl anlarız? Hata alarak nasıl hata alacağız? Kolay. Burada oluşturduktan sonra sileceğiz. Sonra çalmaya çalıştığımızda Sound Manager
bir şeyler oluyor bana diyecek. İyi hissetmiyorum kendimi. Tansiyon çıktı diyecek. Evet, haklı. Şahsen katılıyorum yani. Kenar kütüken bir de güven bir şirket. Yani paraya ihtiyacı yok daha fazla kazanmaya. Bilemiyorum. Ama insanı uzaklaştırır o. YouTube bitmez yakın bir zamanda. İnsanı uzaklaştırır bence. Bakın bana bir şeyler oluyor. Yapmaya başladı gördüğünüz gibi. Hani iyi değilim demeye başladım. Çünkü... Eyvah. Tamam, bir işimiz daha var gitmeden önce. Şimdi burada ID index gibi davranmışız. Olmaz. Bunun için bir tane private function oluşturmalıyız. Private int find index from ID diyelim. Int ID alacağım. Reklam dedim, herkes reklamdan şikayetçi diyecek ama haklılar yani. Gerçekten. Bunu bir koyalım, bunu ayarda kullanacağız. Ahmet de haklı, AdWords'u kullanınca sen aslında YouTuber deniyor onlar ama. Gerçi YouTuber içerisi bence farklılar bu arada. Yani ne kadar aynı anda konuşsa da bence farklı şeyler. Neyse, yani sonuç itibariyle ona yazık oluyor. Ya işte. Ama YouTube'da yazık ediyor bazen. Hani YouTube'da şey yapabiliyor, acımasız davranabiliyor. Bilmiyorum yani. Onların politikası var çünkü. Kendi, yani ticari açıdan söylüyorum. Kullanacağı zararları orada zaten de ticari açıdan bir düşünceleri vardır herhalde. Bunu birisi yapmıyorlardır bu kararları falan, zaten etmiyorum. Uzun böyle bir 10-15'li belki daha uzun planlı kesim vardır. YouTube'u nasıl davet edebiliriz, nasıl yok olmasını engelleyebiliriz. Ah, reklam çıktı. Gidip aynı kişinin reklamı çıkıyor. Tamam, herkes izlemiştir bu diziyi. Ben izlemedim ama reklam yapmaya gerek yok. Return AT diyeceğiz. Return X1. Burada aslında hani o indeks buluyorum ID'ye göre. Çok bir şey yok. Bu ama niye önemli biliyor musunuz? Bunu şeyde kullanacağız. Şu anda direkt sound ID'yi veremem. Önce bundan geçirmem lazım. Onda indeksi bu, onu vermem lazım. Silinmelerden sonra bu ortaya birine kadar. Bu sıkıntı. Bu demek ki hata küçük olan şey bu değil bu arada da bunu yapmamız gerekiyor ama. Hata almak neden ben? Non-static risk. Üniversite koymuşum. Bu arada müzik yapmayacağım. Ya şöyle, müzik ses aynı. Çok ciddiyim, aynı. Hiçbir problem yok. Bunu hepsini müzik yapacağız. Ses diyor ya, hepsini müzik. Onu yaptık sayılırsınız yani. Ekstra bir şey yapamayacak üstüne. Bu yapıyı, sistem bu. Bunu koy. Yapı bu. Buradan şey alıyoruz bu arada. Index diyelim. Hazır yazdık. Hiç ismi engelliyor. Öyle mi? Evet, müzik gaza gelmiş, haklı. Evet, düzeldi mi şimdi? Acaba hala öyle mi? Biraz bekleyeyim. Hala öyle değil, eğer hala öyleyse. Gıçma var ya aramızda, tam anlaş problem olabiliyor bazen. Öyleyse biraz daha kısayım. Kıstım aslında ama biraz daha mı kısayım o zaman? Biraz daha kısayım. Hiç gelmeyecek artık. Ha, güzel, tamam. Güzel. İndex. Yine bir mesaj geldi. Kusura bakmayın. Önemli. Katılacağım bir şeyle ilgili de. Bunu yazayım ben de o esnada.
find index from id diyeceğiz. Sound id vereceğiz. Eğer index eksi 1 ise hata vereceğiz. Sen bana ne yapıyorsun? Tansiyon çıktı diyecek sistem. Nasıl yani derseniz de şöyle kolay. Error verecek. Sound couldn't be removed because sound couldn't be found. Hani hangi işlemi yaparken bunun olduğunu anlamak için başında couldn't be removed yazıyorum bu arada. Ve return. Buradan çık direkt yani. Hiç işimiz olmaz deyip çıkacak. Şu benzer şeyi hepsini yapacağız bu arada. Şunu yazayım devam edeceğiz. Tamamdır. Şimdi hepsini başına koyacağız. Hatta sadece bir güzel yapalım. Sound couldn't be played. Yani böyle detaylı yazalım. Ama bu noktada şuna geçmemiz lazım. Yapı değiştireceğiz. Şöyle yapıyı değiştireceğiz. Bunu yaptığımızın faydası olacak. Ben sildiğimde hani sonrasında bir hata oldu. Program kapanmayacak, hata verecek. Kapanmasından iyidir hata vermesi. Her zaman. Hem geliştirici hem şey için. Oyuncu için. Tabi o kontrol tutuyorsak. Serdar tamamdır, kolay gelsin. Ben de birazdan bu live'ı kapatacağım seni. Fazla uzatmayacaktım. Klavye döndü. Çok kıstın diyenler oldu. Daha kısa konuşan varsa arttırırım biraz, sıkıntı yok. Sound plate tamam. Burada index yapacağız artık. Bitiyor, sona yaklaştık, bitiyor. İnanamıyorum, farkındayım da. Çünkü o kadar çok şey uğraştık ki, ama iyi bir yapı kurduk. Bu yapıyı kurmak önemli, sonrası kolay. Gerçekten of yani zor bir yayındı. Ama siz de beğenmişsinizdir. Ben biraz zorlandım, yalan yok. Ama zevk aldım. Harbi ama gerçekten bu sefer izlenme çok iyi. Yani 30'ları görüyoruz. Bitişi 20'lerle yapıyoruz. 10'larla yapıyoruz. İzlenmeler hep böyle rahat 15-16 üstünde neredeyse her zaman. Yani bunu çok teşekkür ederim. Bu kodun amacı ne? Ve bu kodun amacı ses şeyi. Sound manager yani motordaki ses çalmaları kontrol ediyor. Ses çalabiliyorsun, ses seviyesini ayarlayabiliyorsun, durdurabiliyorsun, anlık durdurabiliyorsun, hızını ayarlayabiliyorsun gibi gibi. Be stopped. Paused. Sonra boom pitch için de aynı şekilde sound şöyle yapalım. Couldn't be set setsiniz set.
Aa, bir kaos burada olmamış, iyi mi? Of. Düzeltelim. 100 diye kalmış niyeyse. Kesilmiş bir yerde. Her yerde mi öyle? Burada hata verdi. İndeks 4 çünkü bu. Bir hataların sebebi nedir? Başında indeks kodları yok bunların niyeyse. Tamam, koyarız. Sıkıntı yok. Demek alırken problem olmuş. Hadi artık build edebilir miyiz? O gün süperdi ya. Grafikleri oyun dostu Ivanet'in Ivanet'ları ben yayın dışında yapacağım gibi görünüyor. Çünkü o harbi zoracak bir konu. Oyun döngüsü aslında kolay. Layer sim geldi olmuş olacak otomatik olarak. Yani birkaç ekstra şeyle. Grafik çok geniş bir konu. Ben başlayacağım ama muhtemelen yayında biz devam edeceğiz. Bayağı bir grafik işi var. Yakın zamanda umarım. 6 saat ben kaldıramayabilirim. Eyvah. Çok büyük hayvan. Ya Allah aşkına bir dakika. Zaten burada öhömler tarafından saldırıya uğradım. Durun bir. Neyi kaçırdım anlamaya çalışıyorum. Hemen geliyorum. Bugün yayın olmadık şey kalmıyor. Yetişmemken telefonumdan eksik yetiştim. Tamam. Bugün de en ilginçinden birini yaptım. Hemen şey yapmam lazım. Bir işim var. Katılacağım bir etkinlikle ilgili.
Of. Bugün ne aksiyon yayın oluyor. Hala izleyen var mı ya? Var. Tabii oyuncu düşmüş normal de. Ne oluyor şimdi burada? Nedir yani? Bir dakika ya. Ya gerçekten. Pirinizi beni uyarmıyorsunuz. Böyle olması çok normal. Böyle olması aslında iyi bir şey. Doğru. Biz izleyenlerin bazıları ne yapıyorsa sen diyordur. Biz sana siliyoruz. Sildiğimiz için bu hata alıyoruz. Bu iyi bir şey. Bu sistemin çıldırma bir hata verdiğini gösteriyor. Şimdi çalacak. Tamam. Bugün gerçekten kafam. Ah. Oh, yoruldu. O konuda şimdi konuşuruz. Ben bunu hallettim mi? Evet tamam. Hadi. Ses çok baskılıyor bu arada müziğin. Yine onun coştuğunu kapatalım. İki buçuk saat oldu, evet. Farkındayım. Oldu. Şimdi, bence artık bitti. Ama kapanışı yap, işte bir hazırlık yapalım. Kapanışı güzel yapalım istiyorum. Bu bekleyen insanlar için, çünkü çok beklediniz. İki buçuk saattir buradasınız yani, az değil. Ne diyelim? Herkes, aslında herkesin adını da okuyabilirim de herkesin adı burada değil işte. Herkes chatte değil. Olsa okurdum. Şu an saat 9.09, evet. Ve şu an çekim yapmamı görüyorsunuz bu arada. Şu an saat 9.30, tam 2.5 saattir yoğun ve derin konularla çalışıyoruz. Ve şu an tam 10 kişi bir yayını izliyor. Onlara ithafen... bir düşüneyim, böyle bir şey yapacağım. Yayını böyle bitireceğim. Birkaç soru da var, onlara da bakayım bu arada. Ahmet, ben dışarıdan yardım almadım. Onu söyleyeyim bu arada. Yaş bana nasıl derece? Çok derecem var. Her birçok kategori. Yani robot derecesi, robotlarda her türlü dereceden var. Proje şanan derecelerim var. Birçok yurt dışından var. Romanya'dan var mesela yurt dışında. Romanya'da uluslararası bir yarışmada var derecem. Bir 3 tane 4 tane. Robot yarışmalarından zaten çok fazla var. Proje yarışmalarından bayağı var. O şekilde. Tam sorunu anlamadım ama yani. Nasıl bitsek acaba? Bir daha deneyeyim. Şu an saat 9.30. Tam 2.5 saatlik. Çok sorunlu ama aynı zamanda aksiyonlu ve eğlenceli bir çalışmanın ardından en sonunda geriye 10 kişi kaldı. Ve 10 kişiyle beraber bu kapanışı yapıyoruz. Ve eğer siz de bunu duyuyorsanız demek ki ses sistemini yapmayı başarmışız. Hayırlı olsun ve bunun üstüne bu yayını kapatıyoruz. Yarın yine saat 7'de akşam yeni bir canlı yayında görüşmek üzere. Diye bitireceğiz. Ben bunu bir şeye aktarayım. Sese. Deneyelim de bitirmeden önce. Daha bitirmiyorum. Şu an saat 9.30. Tam 2.5 saatlik. Çok sorunlu ama aynı zamanda aksiyonlu ve eğlenceli. Biraz hızlandırdım. Çalışmanın ardından en sonunda geriye 10 kişi kaldı. Ve 10 kişiyle beraber bu kapanış yapıyoruz. Ve eğer siz de bunu duyuyorsanız demek ki ses sistemini yapmayı başarmışız. Hayırlı olsun ve bunun üstüne bu yayını kapatıyoruz. Yarın yine saat 7'de akşam yeni bir canlı yayında görüşmek üzere. Hızlandırırsam ne olur biraz da. Sonra cevap vereyim. Ondan sonra kapatacağım yayını. 9.30, tam 2.5 saatlik. Çok sorunlu ama aynı zamanda aksiyon.
yoğunlu ve eğlenceli bir çalışmanın ardından en sonunda geriye 10 kişi kaldı. Ve 10 kişiyle beraber bu kapanışı yapıyoruz. Ve eğer siz de bunu duyuyorsanız demek ki sistemin yapmayı başarmışız. Hayırlı olsun ve bunun üstüne bu yayını kapatıyoruz. Yarın yine saat 7'de akşam yeni bir canlı yayında görüşmek üzere. Tamam, siz de tam gelmesini sağlayayım da. Tamam, yayını bitireceğimizde bunu çalıştıracağız. Evet, sorularınız varsa alayım. Onun üstünden sonrasında da artık yayını kapatalım. Ben de çok yoruldum ama daha çalışmam lazım. Yarın okul da var bu arada. Hani şu an inanılmaz bir yorgunluk hissediyorum üstümde. Şu dili unutma mevzusu vardı. Dili unutmaktan korkmayın. Siz kendinize algoritmayı olsun. Ondan sonra o mantığı aslında öğretmeye çalışın. Dil internetten açılı bakalım. Ben de bakıyorum, başkaları da bakıyor. Surat bakmaya başlıyorsunuz, alışıyorsunuz. Ama hani unutmanız önemli değil. Unutabilirsiniz de, bu konuda bir problem yok. Buradaki asıl nokta aslında daha çok sizin şey yapmanız. O kodlamanın algoritmasını çok sözlüymüş. Bir dakika. Orada aslında kodlama mantığını anlamak. Kendinize göre, kendinizi algoritma mantığa göre geliştirmek. Dil unutmaktan korkmayın. Dil sadece bir araç. Dili bilmiyorsanız diye program bilmiyor anlamına gelmiyor. Dili unutmanız program unutma anlamına gelmiyor. Tabii ki dile ihtiyacınız var ama öğrenilebilir. Zaten temelini iyi okutmuş biri dili çok daha hızlı bir şekilde öğrenir. Ya ben mesela 3-4 gün bakarak dili iyi, çok iyi seviyeye getirip devam edebiliyorum. C++ istisna. Onun dışında çoğu için yapılabiliyor. Çünkü başka diller çalıştığım için artık ve çoğu bir noktada benzediği için temelim var. Yani oradaki komutu unutsam bile mantığı biliyorum. Çünkü karşınızdaki bir canlı gibi düşünün. Daha böyle belki kurallara sadık, çok böyle hani ciddi bir canlı gibi. Ondan sonra bir şey anlatıyorsunuz. O da tamam 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 diyor. Ona neye tamam dedi, neye tamam demediğini anlamaya başlıyorsunuz o noktadan sonra. Bütünleşiyorsunuz. O yüzden o noktada dil artık önemli. Ezberleme komik. Dil ezberlemek diye bir şey olmaz zaten. Dil ezberlemekle kendinizi kasmayın, başarısız olursunuz. O kadar şey bir an ezberlemek mümkün değil. Yanınızda bir telefonda olur, çifte alın. Veya yani sürekli tutorial'a bakın, çifte ekran varsa sağ alın. Veya ayrı bir bilgisayarda bulursun. Sürekli bakın, önemli aslında çıkardın sonuç. Sonra ya proje yaptıkça alışacaksınız. Hızlanacaksınız ve onun ihtiyacınız kalmayacak. Hani hiç mi? Gene kalacak. Benim bile şu an Python'da hatırlamadım. Başlar var. Bilmediğim şeyler vardır. Herkesin bildiği şeyler vardır bu dilde. Yani olmayan kendi dili adamıştır. Olabilir ama diğer şeyler ekleniyor sürekli. Yani o dokümanla illa bakacaksınız. Bu kötü bir şey değil, ayıp bir şey değil. Bundan korkmanıza gerek yok. Sen 2-3 ay çalışamayacakmışsın. Yani neden sebebini bilmiyorum ama algoritmalar kafanda mesela projeler kurmaya çalışabilirsin. Algoritmalar kurmaya nasıl yapardım? Yani ben şu an mesela uçuk düşünebilirsin. Otomatik nasıl yapardım? Yoğunluk çizgileri algıladım. Nasıl algılatırdım? Tarama yapardım. Taramayı nasıl yapardım? Bunu hayal kurmak yani sadece. Bunu bile yapmak bence sana katkı sağlar. Öyle söyleyeyim. Bir şey düşünmek. İmkanın varsa bunun üstüne yazı okumak. Bilmiyorum nasıl bir durum senin için ama kitap okumak. Yazmasan bile OpenCV aklımda kitabı okumak. Ha, böyle çalışıyormuş demek ki. Yani demek görüntüsüm buymuş. Mantık buymuş demek. Bu bile önemlidir. Sorun da yok. Ben yatmaya başlamıştım sana yazmadan önce. Dejavu'nun taktiği nedir? Böyle hakkında zamanında bir kurs hazırlamıştım. Tabii şu an hiçbir yayında değil ama ya temelde aslında sıkı çalışmak lazım. İyi plan yapmak lazım. Risk almak lazım. Doğru karar vermek lazım. Ama bunlar tecrübeyle oluyor. Her zaman risk aldığın zaman her zaman başarılı olmuyorsun. Benim aldığım mesela en büyük risklerden biri. Bir robotum vardı. İşte onun uzun bir arka planı var da içindeki algoritmanın şey olduğunu fark ettim. Hatalı ve yarışma çalışmayacağını, yarışma düzgün. Ki ondan önceki günde gece 4'te yapmıştım. Bayağı yorgunum, sabah 7'de kaldım. Buradan yarışmaya gitmiştim. Ondan sonrasında döndüm. Şimdi yani aslında o gün geldi fark ettiğim şey, yani nasıl fark ettersin öbür robottan. Çünkü ortak bir şey konuyorlardı onunla ilgili, görüntüleme ilgili, yapay zeka ilgili. Ben şöyle bir durdum. Eyvah dedim. İki robot komple gitti. Yok ama ne yaptım? Bunu her zaman ben de başaramayabiliyorum. Bunu başarmak lazım. Üste stres yapmadım. Çok öyle üstüne oturup ah yapmadım. Ki üzüldüm tabii robotun öyle olmasına. Hatanın saçma bir şekilde olmasına ama güzel bir lastik atar, yapay zeka sonuçta.
O gün işte onun geldiği motivasyonla öyle bilmiyorum nasıl bir duyguldu. Oturdum, lojistik robotu bu. Kodunu en baştan yazdım. Ve işin sonunda da robot çalıştı ve birinci oldu. Bakın en baştan tamam başlı algoritma yazdım. Normalde sen bunu 2 hafta belki daha zor yazardın. Yani asla olmaz diye bir şey yok. Sonuna kadar her zaman olun diye gidiyor. Bunu robot yaşamaya çalışıyorum ama proje yaşamaya da bu geçerli. Yani robot yaşamaya da bu robot olur. Proje yaşamalarında bir sunum olur. Sunum istediğiniz gibi olmadı. Son sana kadar çalışırsınız. Veya projede bir arıza oluşur. Her şey olabilir. Ama pes etmek yok. Son dakikaya kadar. Bana robot yaşamaya bunu öğretti aslında. İşte ben robot yaşamaya başlayan biri olarak bu tarz hani yarışma ve özellikle büyük projede işleri bana bunu öğretti. Son dakikaya kadar çalışacaksın. Son saniyeye kadar hatta süreleri zorlamaya çalışacaksın. Acaba gelerek çalışabilir miyim? Robotu götürmek çalışabilir miyim? Halledebilir miyim? Çözümler. Bunları biraz şey yapmak lazım. Odaklanmak. Çünkü sanmayın ki şöyle olmuyor. Evde yaptım, koydum, işte iki hafta önce hazırladım, robot duruyor parıl parıl. Ben de götürdüm, koydum, çalıştı, birinci oldum. İşte öyle olmadı. Her zaman bir sorun, her zaman bir baştan yapım, her zaman bir sıkıntı, umutsuzluk, hep oldu. Yani gramerli. O yüzden sizin de bu şekilde odaklanırsınız, faydalı olacağını düşünüyorum. Aslında onun videolarını belki YouTube'a yayınlayabilirim, düşündüm de hiçbir yerde şu an yok. Belki konuyu ücretsiz yayınlayabilirim. Bu tarz konudan bahsetmişim ama planlama yapma, işte kategori seçme, karar verme ama şu dönem yanlış dönem. Yarışmaya başladığında belki yayınlarım. Elimde videoları var diye biliyorum çünkü. Varsa ya en azından. Sorularınız yoksa da yavaştan bitirebiliriz. Cevap verim galiba sorularınızda. Gördüğüm kadarıyla. Recep Ayar'a direkt vermedim cevap. Onu kaçırdım pardon. Kendimi geliştirmek amacıyla yaptım. Beyin bayağı delaydı. Yapay zeka başka bir ne önerirsin? Aslında konuya ve işlerine çok değişir. Ama mesela basit algoritmadan başlamanızı öneririm. KL'nin lineer regresyon gibi. Yani regression gibi. Temel algoritmadan başlamanızı öneririm. Çünkü yani onlar ay kullanılmayı düşünmeyin diyorlar. Kullanılan yerler hala var. İşin kullanılan yerlerini geçtim. Öbürü daha kompleks algoritmalara cidden bazı temel oluşturuyorlar. Bazı kavramları falan. O sebeple türü onlara önem vermenize fayda var. Sonra düşünebilirim. İşin matematiği öğrenmek önemli. Yani o yüzden matematiği öğrenmeye çalışın ama kendi yerlerde de kendinizi matematiği öğreteceğim diye aşırı zorlayıp soğutmayın. Geride kütüphane kullanın ama işin matematiği öğrenmeye çalışmaya devam edin. Yani matematik bilmek sıfırdan yapamıyor. Yani illa sıfırdan yaparsak kalmak saklamak zorunda değilsin. Yani gerektiği zamanlar olabilir. Ama yine de gerektiği zamanlar olsa da kütüphaneleri de kullanmakta bir sıkıntı yok. Yani mantığı bile kütüphaneleri kullanmanın da faydası var. Benim zaten hatalardan biri buydu yapay zeka öğrenirken. Yani daha başka çok genel olur, ne olabilirim bilmiyorum. Ahmet gidiyormuş, görüştük. Ben de gideceğim. Çok yoruldum. Yayını bitirelim burada artık. Dur Ahmet gitmeseydin, sana bitişsen de bir görseydin. Gittiyse kötü oldu bu arada. Bitişi duyamayacak. Neyse ben şimdi bu bitişi çalıştırıp ve yayını kapatacağım. Gel teşekkür ederim. Zorlu bir şey geçirdik. Yani fena değil. 14 izlenmeleri 14 kişi şu an izliyormuş. Teşekkür ederim. Yarın yine bir sıkıntı olmazsa sen ha Ahmet iyi bir dur. Yarın yine saat 7'de yaparız gibi. Ben Discord'dan duyuyorum. Yani YouTube'dan önceden açıyorum onun etkinliğini falan. Kod Ömer ona bakacağım bu arada.
Oradan senin adını aldım şimdi biraz önce. Bir kanalın adını. Onu bakacağım. Şimdi ben bunu çalıştırıyorum. Sonrasında da gideceğim. Yazılım ne kadar zaman oldun? Yani ne öğrenmeye göre değişir ama ben 8 yıldır belki daha fazladır yazılımla kodlamaya uğraşıyorum, öyle söyleyeyim. Bunu artık bitirelim. Yarın gene sorunuz gene sorabilirsiniz. Yani yarın Discord'da sorunuz direkt Discord'dan sorabilirsiniz. Orada ben cevap vermeye çalışırım. Başka cevap veren bir sürü insan var orada. Yani güzel bir sohbet ortamı da var. Kodlamayla ilgili, başka konular, teknolojiyle ilgili. O yüzden Discord'da bekliyoruz. Discord'da bayağı büyük olduk bu arada. Çok büyük bir grup olduk orada. Siz de bekliyoruz. O zaman ne diyorum? Şu an saat 9:30, tam 2,5 saatlik çok sorunlu ama aynı zamanda aksiyonlu ve eğlenceli bir çalışmanın ardından en sonunda geriye 10 kişi kaldı. Ve 10 kişiyle beraber bu kapanışı yapıyoruz. Ve eğer siz de bunu duyuyorsanız demek ki sistemin yapmayı başarmışız. Hayırlı olsun ve bunun üstüne bu yayını kapatıyoruz. Yarın yine saat 7'de akşam yeni bir canlı yayında görüşmek üzere.